Efendim Türkiye'nin en fazla izlenen yerel kanalı Kanal Fırat ekranlarından. Miladın Mutfağı'ndan hepinize mutlu, huzurlu, sağlıklı güzel günler diliyoruz değerli izleyenler. Sağlık diyoruz, orada bir duruyoruz. Çünkü son bir yıldır ülkemizi, dünyamızı hatta şehrimizi böyle artık diken üzerinde tutan, bizleri tedirgin eden bir salgın. Hep bahsediyoruz. Bugün de bahsetmek istedim tekrar. Biz bu salgından, bu COVID-19, koronavirüsten nasıl korunacağız? 3 tedbirimiz var efendim. 1 maske, 2 ney? Mesafe, 3 hijyen. Temizlik yani. Bunları hep hatırlatalım. Birbirimize de hatırlatalım. İntina etmeyelim birbirimize hatırlatmaktan. Bunları yapar isek inanın bir an önce def ederiz. Hem şehrimizden hem ülkemizden hem de dünyamızdan diye düşünüyorum değerli izleyenler. Evet, bugün değerli bir konuğumuz var. Tüm değerli konuklarımız, bütün konuklarımız olduğu gibi çok kıymetli. Geçen yılda konuğumuz olmuştu. Değerli bir şef kardeşimiz. Şu anda Antalya'daydı, Alanya'daydı. Geldi geçtiğimiz hafta. Hafta sonu hatta geldi. Biz bugün turizmi konuşacağız. Ülkemizde turizm. Çünkü büyük bir otelde, hatta birkaç otelde çalıştı bu sene. Pandemiden dolayı otel değiştirmek zorunda kaldılar. Çalıştılar. Bakalım oradaki turizm nasıl? Turizm mutfağın nasıl? Rağbet nasıldı? Turistler geldi mi? Onları konuşacağız. Bu 5 yıldız otellerin mutfağını konuşacağız. Yemeklerini konuşacağız. Çok ilginç şeyler söyledi tabii bize. Bu yıl dedi bizim otelimize hiç kırmızı et girmedi dedi mesela gelirken buraya. Benim de ilgimi çekti. Bakalım konuşacağız. Böyle ilgililerini de ekran başına davet ediyoruz. Mesajlarınız, sorularınız da varsa WhatsApp üzerinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Biliyorsunuz ekranda sağ köşesinde bir WhatsApp numaramız var değerli izleyenler. Oradan bize ulaşabilirsiniz. Evet, Kevser Müezzino. Evet. Hoş geldin Kevser. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Geçen yıl gitmeden buradaydın. Aynen. Mart ayında buradaydım. Mart'ta değil mi almıştık programı? Haber bekliyorum, gideceğim dedin. Evet. O zaman daha yeni başlamıştı pandemi değil mi? O zaman pandeminin başlangıcıydı, evet. Deprem sonrası. Aynen, pandeminin başlangıcıydı. Hatta tereddüt yaşıyordu. Acaba bu sene oteller açılacak mı, turist gelecek mi, bizi çağıracak mı diye bir endişeleri vardı. Nitekim çağırdılar. Gittiler. Değil mi? Pişman olduk, geri geldik. Vallahi o söylüyor, ben söylemiyorum. Pişman olup geldiler ama bakalım nasıl pişman oldular, konuşacağız bunu. Ama bugün yemeklerimizi Kevser şefim yapacak. Böyle 3 çeşit mi yapacağız bugün Kevser? Evet, 3 çeşit 5 çay yapacağız. 3 çeşit 5 çay menüsü oluşturacak bugün efendim Kevser kardeşimiz. Kevser şöyle malzemelerimizi görelim mi Kevser? Neler Öyleyim. Yapacağız? Önce bir onu öğrenelim. Bugün tavuk salatası yapacağız. Bir tavuk salatamız Aynen. var. Aynen. Kısır yapacağız. Kısır. Ve şakşuka yapacağız. Bir de şakşuka yapacak efendim. Böyle meze, soğuk mezeler değil Aynen, mi? Aynen soğuk meze. 5 Zaten otelde de soğuk meze değil mi işine üzerinde Aynen. senin uzmanlığın öyle çalışmış. Bakalım malzemelerimiz nelermiş, sonra nasıl yapacağını Kevser'i yanıma alacağız ve başlayacağız. Bugün hem yemek yapıp hem sohbet edeceğiz efendim. Malzemelerimizi bir görelim bakalım nelermiş. Hemen okuyorum. Tavuk salatası efendim. Tavuk salatamızın malzemeleri. Şakşuka yok, biz söyleyeceğiz. 500 gram tavuk göğsü, 2 adet domates, 1 adet soğan, 1 deste semizotu, 2 diş sarımsak, 200 gram kornişon turşu. Ah yaşlık ah. Evet ah. Çok güzel. 1 adet limon, 1 yemek kaşığı pul biber, 4 adet akbiber. Efendim akbiber, açıklayalım onu. Akbiber dediğimiz şey karabiberin beyazı. Toz şeklinde burada. Değil mi? Aynen ama bulamadık. Bulabilirseniz o kullanacaksınız. Bulamazsanız normal karabiber kullanabilirler değil Aynen mi Kevser Hanım? Evet. Akbiber. Hemen okumaya devam ediyoruz efendim. Malzemelerimizi tekrar geliyor ekranımıza. Evet. Akbiber dedik ve yeterince tuz. Tekrar ediyorum tavuk salatamızın malzemelerini. 500 gram tavuk göğsü. Yarım kilo tavuk göğsümüz var. 2 adet domates, 1 adet soğan, 1 deste semizotu, 2 diş sarımsak, 200 gram kornişon turşu, 1 adet limon, 1 yemek kaşığı pul biber, 4 adet akbiber ya da karabiber, yeterince tuz. Bir de diğer menümüz var efendim. O da kısırımız değil mi? Evet. Kevser şefim.
Kısırımız hemen, valla ben kısırı çok severim. Ben de çok. Böyle hanımlar da bir araya geldiğinde kadınlar, değil mi? Vazgeçilmezleri kısır. 300 gram yeşil soğan. Bir deste maydanoz. 200 gram kornişon yine kullanacağız turşu. 500 gram köftelik bulgur. 2 yemek kaşığı biber salçası. 2 yemek kaşığı domates salçası. 1 yemek kaşığı kimyon. 1 tatlı kaşığı karabiber. 100 gram nar ekşisi. 2 yemek kaşığı pul biber, 1 su bardağı zeytinyağı, 4 diş sarımsak, 2 adet limon ve yeterince tuz. Tekrar ediyorum kısırımızın malzemelerini. 300 gram yeşil soğan, 1 deste maydanoz, 200 gram kornişon turşu, yarım kilo köftelik bulgur, 2 yemek kaşığı biber salçası, 2 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı karabiber. Evet. Bunun süresi var herhalde. Şey giriyor değil mi? Hemen devam edeceğiz. Kimyonda kaldık efendim. Hemen kimyondan devam ediyoruz. 1 yemek kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı karabiber, 100 gram nar ekşisi, 2 yemek kaşığı pul biber, 1 su bardağı zeytinyağı, 4 diş sarımsak, 2 adet limon ve yeterince tuz. Bir de şakşukamız var efendim. Şakşukayı da bunlar az oldu dedi Kevser şefim. Bir de bu listeye şakşuka ekleyelim. Şakşuka da yapalım. Baktı malzememiz de var. Sağ olsun. Şakşukanın malzemelerini de sen say istersen. Kevser. 3 tane patlıcanımız var. 2 tane çarliz don biber, 1 kabak, 2 patates. Evet. Bunlar şakşukamız için. Sosu için domatesimiz ve sarımsağımız. Birazcık da biber salçası koyacağız. Gördün mü şefim? Bak ezberden okuyor. Biz illa da şey yapacağız. Biz otelden gelmedik. Eyvallah, o da güzel. Şimdi efendim otel. Aşçılığı, otel şefliği elbette ki farklı bir branş değil mi? Ama tabii mutfak işinin içerisine gelince değil mi şefim? Hepsi aslında bir. Değil mi? Aynen. Yemek işinin içerisine gelince ama bir de otelde branşlaşma var. Tabii değil ki mi? De. Mesela soğukçu var. Mesela kahvaltı işine bakan var. Sıcak var. Sıcaklar var. Pastane var. Pastane. Kasap var. Kasap reyonu var. Kasap reyonu deyince kırmızı et şeyin aklıma geldi tekrar. Evet. Bu sene işler tabii otellerde turizm biraz hani tabiri caiz halk dili gevşek geçtiği için değil mi? Çok biraz yoğun geçti. Öyle mi? Gerçekten. Ben geçen ama bize farklı söylediler. Bakın şimdi turizmde bu sene turist gelmiyor. Çok az dediler ama sen çok yoğun dedin. Şunu biraz aç bize. Şimdi şöyle bir şey var. Geçen seneye kıyasla tabii bütün oteller açılmadı. Bizim evet. Kendi çalıştığımız çok otel az. 1500 kişilikti. Biz 1500 kişilik otelde çalıştık. Bu sene 500 kişilikti. Biz bu sene daha çok yorulduk. Eleman kısıtlı aldılar. Tabii. Azaldı değil mi? Tabii ki de mesai saatleri. Ha sizin için yoğundu. Tabii ki de bizim için yoğundu. Yani şey olarak turist olarak yoğunluk yoktu. Bizim için sizin çok yoğundu. Sizin iş yoğunluğunuz. Tabii ki de. Çünkü eleman eksiltilince otellerde tabii tedbirler efendim ekonomik tedbirler de aldığı oteller dolayısıyla bu yüzden eleman eksiltilince sizlere yük bindi. Tabii ki de fazlasıyla bindi. 8 saatin üstünde çalıştık. Evet. Kendimiz dağıtıyorduk. En zor kısmı zaten orasıydı dağıtım. Çünkü Türk misafirlerden ya şiddete kadar gördük. Ciddi olamazsınız. Gerçekten beni tabağıma kafa tabak bile fırlattılar. Kevser şefim, bunlar konuşacağız ayrıntılı da. Zannediyorum bu yıl bir Ruslar geldi. Türk. Bir de Türk turistler. Alman çok nadir. Son zamanlarda geldi. Da İngilizler ülkemize gelmeye başladı. İngilizle biz çalışmadık. Bizde Türk ve Rus vardı. Türkler ve Ruslar geliyordu. Aynen. Ve daha çok şey böyle Azerbaycan'dan gelenler vardı. Ama onlar çok azdı. Değil mi? Arap kısmı daha çok azdı. Mesela Araplar şu an daha yok. Kuş turizmi için en iyisi zaten neyse, Araplar. Gel şöyle bir gecikmeyelim hemen yemeğimize de başlayalım. Şefimi şöyle Kevser şefimi yanımıza alalım. O da bizim kardeşimiz tabii. Kendisini de çok seviyoruz. Kevser Elazığ'ımızın gerçekten çok yetiştirdiği bir şef. Bir de aranan bir şef. Onu da söyleyelim. Tatil beldelerinde, otellerde. Evet Kevser, biraz konuşalım yemeği. Şimdi neyle başlıyoruz? Onu... Şakşukayla başlayalım. Şakşukayla başlayalım. Aynen. Eyvallah. Kızartma işi var değil mi? Ben doğrarım, evet. Ama ben de sosunu yapayım o zaman. Ama söyleyeceksiniz. Dorama şeklini söyleyin. Şey, küp küp doğrayacağız. Ben? Küp küp doğrayacağız. Bildiğimiz şakşuka yani. Bildiğimiz şakşuka. Yok, İngiliz şakşukası. Sezai şey. Bir tahta da ben alabilir miyim? Sosu yapalım bir yandan da. Şuraya koydum galiba.
Evet. Doğrama tatlı. Onun altına bir beser isterseniz. Ne? Geçen hafta şey doğradık ya Mirat Bey. Islak. Neydi onu ıslat istersen öyle koy. Islak. Islak. Tavuk sote. Evet. Yıldız Hanım demiş ya, bu çok büyük oldu. Ben daha küçük doğuruyorum. O yüzden soruyorum. Yani olur ya. Tabii tabii. Güzel, büyük, her küçük. Yok abi, normal. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi yoğurt vardır. Yiyişi vardır. Evet. Her şefin de kendine özgü bir tarzı var tabii. Şimdi Kevser, çalışırken elin kesmeyesin de. Ama. Ben bu sene çok güzel elimi kestim. Bir daha inşallah kesmem. İnşallah. Evet. Ama bu mesleğin de cilveleri bunlar be Kevser, değil mi? Ha böyle de çok derindi ya. Çok mu derindi? Vallahi bir çok ay parmağımı olsun. kullanamadım ben. Eyvallah. Evet Kevser, turistler. Bu sene Ruslar ve Türkler dedim. Evet. Biraz şikayetçisin herhalde. Onları biraz anlat bize. Yani. Abi şimdi bu bakanlığın aldığı bir karar vardı. Yemekleri personel dağıtacaktı. Evet. Biz dağıtıyorduk. Büfelerimizin önü böyle boyumuzca kapalıydı bizim. Cam vardı önümüzde. Yani açık büfe değil de. Açık büfeydi. Ha, açık büfeden personel dağıtıyor. Açık büfede önden sergilerini ne isterse onu veriyorduk. Mecburen sıraya girmeleri gerekiyordu tabii. Çünkü sıraya girmediği zaman hani şurada bir sıra var, oradan misafir geliyor. Bu defa oradakiler bize bağırıyor. Niye sıraya koymuyorsunuz? Hangi birini takip edeceğiz? Zaten yoğunsun, geliyorsun, istiyorsun, veriyorsun. Nasıl sırayı takip edeceksin? Misafirin birinde geldi, gördüm. Sıraya girmediğini gördüm. Beyefendi sıraya geçer misiniz dedim. Hiçbir şey demediniz. Sıraya geçti ama ilerlemiyor. Oldu. Büfenin önünde duruyor. Hiç bu tarafa ilerlemiyor. Hı. O bekleyince millet de geçiyor. Tepkili yani, belli o tepkisi belli. Tepkisi boşa. Tabağı böyle bir fırlattı kafama. Bana. Size fırlatıyor. Tabii ki de. Sen dedi bana sıraya geç diyorsun dedi. Niye sırayı takip etmiyorsun? Niye orada bekliyorsun? Hı. Devam et sırana, ne istiyorsan verelim. Neyse şeflerimiz falan geldi. Tabii bu yönetime çok farklı anlatıldı. Misafir 4 kişilikti. Hepsi şikayetçiydi. Neyden biz de bilmiyoruz. Hepsi ayrı ayrı şikayet ettiler. İşte işten çıkartacaksınız onları falan filan. Neyse bunları gönderdiler misafirleri. Evet. Çünkü personel haklı. Sizi korudular tabii. Tabii ki de biz koruyacaklar haklı. Onların direktifiyle çalışıyorsunuz niyetinde. Aynen ne öyle. Bir de öyle yapıyorsunuz. Biz kendi sağlığımızı düşünmek zorundayız. Hani karşı taraf düşünmüyor. Tamam, misafir tedbirini almıyor. Her ne kadar tedbir alınıyor dese de bence alınmadı yani. Misafir tarafından hiçbir şekilde tedbirler alınmadı. Biz kendimizi düşünmek zorundayız. Tabii. O üstümüze gelen yoğunluğu azaltmamız lazım. Bunun için de bir sıranın olması lazım. Türklerle onu yaşadık. Zaten Türk milletiyiz. Asla doymak bilmiyoruz. Öyle mi? Tabii ki. Biraz şikayetçi miyiz Türklerden? Çok şikayetçiyiz. Biz hiç Türklerle aynı otelde çalışmadık. Yani Türk misafirin geldiği otelle biz çalışmadık. İlk evet. defa bu sene. Ama halbuki yani bizim insanımız değil mi? Daha anlayışlı olmaları lazım. Asla. Anlayış mı göstermiyorlar? Yani şimdi, paramızı veriyoruz. Parayı veriyoruz. Oteli ve personeli satın alıyoruz. Ama bizi satın almıyorlar. Yani herkes için söylenemez ama tabii ki böyle yapan ukaralıklar, saçmalıklar var. %60'ı böyle. Evet, anlayışlar da var muhakkak. Yani bunu da... Tabii ki de anlayışlar da var. Tabii. Anlayışlar peki da Ruslar var. Nasıl Kevser? Ruslar da aynı. Onlar da doymak bilmiyor. Ya aldıkları yense tamam diyeceğiz, yiyorlar, haklılar. Ama yenmiyor abi. Çöpe giden malzemeyi göreceksin. Değil mi? Her şey çöpe gidiyor. Bu yazık İnsan ama bize de. İnsan iç acıyor değil mi? Acıyor tabii. Emek veriyorsun de. Yani çöpe atılıyor. Hepsi çöpe gidiyor. Emek ve büyük bir külfet. Yani bir maddi. Milli servet onlar muhakkak. Bu arada mesajlarımız da geliyor efendim. Mesajlarımıza da şöyle bir bakalım neler yazmışlar. Hayırlı akşamlar demişler efendim. Daha akşam olmadı. Değerli. Sos yapacağım. Yani belki biraz. Yani, saat kaç olmuş? Olmaz. Şu anda 3:30 mu? Daha öğlenden sonra. Şimdi yine de biz hayırlı günler dileyelim izleyicimize. Şimdi Kevser, elbette ki her insanın 5 parmağının 5'i de 1 değil. Aynen öyle. Rusların da iyileri vardır mutlaka. Türklerden de iyiler vardır. Anlayışlar vardır. Ama tabii ki bu anlamda bizim insanlarımız çalışıyor. Biraz anlayış göstermemiz lazım. Onlar da verilen talimatları yerine getiriyorlar. Eğer sizler almayacaksınız, personel dağıtacak demişse bunların yapacağı bir şey yok. Onlar alın dese yanlış olur. Değil mi? Siz alın deseniz yanlış olur. Buna anlayış göster. Aslında tepkileri bence size değil de. Bence bize. Niye bizi almıyoruz? Ama bunu şey yapıyorlar. Şimdi misafir geliyor diyor. Kuralı bilmiyorlar mı? Ya bilmeleri gerekiyor yani. O kadar yayınlanma her yerde. Misafir geliyor diyor ki otelde diyor hiç tedbir yok. Kendisinde de maske yok.
Kendisi de mesafeye uymuyor. Hiç kimse maske takmıyor. Sizde de yok diyoruz. Kimse takmıyor, ben niye takayım? Kimse takmıyor. Sen de takmıyorsan niye şikayet ediyorsun? He. Madem tedbir arıyorsun, biz orada ortak kullanım alanlarını en az kullanmayın dedik. Şimdi büfede bizim otele gittiysen biliyorsundur abi. Tabii. Büyük tabaklarımız var. Büyük tabağın içinde servis kaşığı var. Misafir geçerken dolduruyor. Belki o kaşığı 500 kişinin de 500'ü dokunuyor. Kimde ne var bilemezsin. Makul. Onun bir tedbir olması lazım tabii. Aynen. Onun yüzden o servisi sizlerin yapması önemli. Doğru. Biz onu azaltmak için zaten kendimiz dağıtıyorduk. Ne yapıyoruz bir de anlatırsan Kevser. Ben şu an şakşukanın sosunu yapıyorum. Domatesimizi doğradınız. Sarımsak. Sarımsağı doğradınız. Yağ koyuyorsun. Herhalde kızartacaksın değil mi bunları? Yok, pişireceğim. Sos yapacağım. Dur, sos yapacağız. O diğerler kızarıyor tabii. Yağ kızartması tabii. Ayrı burada. Bunlar kızaracak, tamam. Bunlar ayrı. Heh, eyvallah. Ya, bu arada bu yoğunluk falan dediler ya Kevser Hanım. Hı hı. Şimdi bizde de aynı olay mevcut. Bize mesela diyorlar ki bu sene öğrenci sayısı düşmüş. Öyleyse iş düşmüş. Şimdi geçen sene mesela bir masada 6 kişi oturuyordu. Ama bu sene bir masada 3 kişi oturuyor. Ben geçen sene 2 salonla tüm okula yemek dağıtıyordum. Fakat bu sene 4 salonla dağıtamıyoruz, sıkışıyoruz. Değil mi? Yani bir masa 3 kişi mesela. Tabii bir de personeliniz var yani. Personel ama şey var, şimdi sosyal mesafe olduğu için 6 kişilik masa 3 kişi oturuyor. 3 kişi oturuyor. Yarı yarıya düşüyor. Yarı yarıya düşüyor, evet. Yani bu işimiz bir iki, aslında ikiye çıktı yani. Tabii personel zorlanıyor bu personel anlamda. Zorlanıyor, evet. Mesela 3 salon, 4 salon kullandıkları oluyor. Evet. Oranın temizlikleri söz konusu tabii. Her servis sonrası. Değil mi? Elbette. Evet. Şimdi patateslerimizi mi kızartıyoruz? Aynen. Küp küp doğranan, Sezai Şef'in doğradığı, küp küp doğradığı patatesler şu anda kızaracak şakşuka için. Patlıcanlar da doğrandı küp küp aynı şekilde. Evet, çok güzel bir... Biber isteğe bağlı olsa da olur. Evet. Şimdi Kevser, elbette bir yük bindi sizlere. Yani personele, tabii çalışanlara. Kalifiye elemanlar kaldı sadece otellerde. Peki açık olan otel sayısı turizm beldelerinde 150'ye yakın düştü herhalde değil mi? Büyük otellerin hiçbiri açmadı. En büyükler açmadı. Tabii en büyükler açmadı. Küçükler açtı. En büyükler de en fazla 1000 kişilikler açtı. Mesela biz açmadık. 1500 kişiydi siz. Aynen, açmadık. Siz de başka bir otele geçtiniz. Ekip olarak geçtiniz. Başka bir otele geçtik, evet. Değil mi? Peki bu... Pişman olucu bir şey. Yani sen geçen geldiğinde de bundan bahsetmiştin. Otelinden çok memnun olduğunu. Çok memnun. Oradan gerçekten çok memnun. Ama işte böyle tedbirler, ya dünyanın dengesi bozuldu aslında. Bu sadece ülkemiz için geçerli değil değerli izleyenler. Dünyanın birçok ülkesinde bu turizm gelir olan ülkelerde bunlar yaşandı. Bir Yunanistan hakeza, bir İtalya değil mi? Ben satırım. Yani Akdeniz ülkelerinden bahsediyorum. Aynı sıkıntıları tüm ülkeler yaşadı. Yani turizmden gelir bekleyen ülkeler bu anlamda çok büyük sıkıntılar yaşadı. Küçük oteller de personel indirimine giderek değil mi? Kendilerini kurtarmanın derdine düştüler. Haklı olarak. Bu da büyük sıkıntılara yol açtı. Ama tabii bu çözüm olmadı. Yani çözüm değildi. Şimdi peki bu yurt dışından gelen turistlerin bir karantina süreci yok mu? Hayır. Mesela? Direkt oteline direkt geliyor. Direkt havaalanından geliyor, servise biniyor, otele giriş yapıyor. Şimdi ama biz başka bir ülkeye gittiğimizde Kevser, mesela en basit örneği, ülke değil, yavru vatanımız Kıbrıs. Bir hafta bir karantina süreci var efendim. Hasta olun, olmayın. O süreci yaşamak zorundasınız Kıbrıs'ta, öyle biliyorum. Ama biz neden bunu uygulamadık? Bir de üstelik Kıbrıs'ın otellerinde mecburi kalıyorsunuz. Kendi evinize dahi, orada eviniz var, eve gidemiyorsunuz mesela. Turizmi canlandırmak adına Kıbrıs'ta böyle bir uygulamaya gittiler. O otelin ücretini de kendiniz ödüyorsunuz üstelik. Abi şimdi bizde misafir giriş yapıyor, yurt dışından geldi. Belirtisi varsa zaten otellerde karantina odaları var. Hı. Belirti varsa karantina odasına giriyor, 14 gün kalıyor zaten tatili bitmiş. Var mıydı, kalan oldu mu? Bizim otelimizde 4 vaka oldu. 4 vaka çıktı, hı hı. Ve onları karantina odalarına aldınız. Aynen. Sağlık Bakanı'nın şeyiyle tabii. Tabii sağlıkçılar geliyor. Otelin anlaşmalı olduğu hastane var. Hastane geliyor. Şey yapıyor, testini yapıyor.
tedavisini hastane yapıyor ama otelde kalıyor. Tabii bu misafirin isteğine bağlı. İsterse hastaneye gidebiliyor, isterse otelde kalabiliyor. Karantina süresini nerede geçirmek istiyorsa. Peki Kevser, şunu merak ediyorum. Siz personel kendinizi koruyabiliyor muydunuz? Evet. Şimdi gelen yabancılar, turistler maske takmadığından şikayetçi Kevser. Aynen. Kevser Şef. Peki şimdi illaki bunların bu sorumsuzluğu sizi bir tedbire yöneltiyordur. Tabii ki de bizim eldivenimiz, maskemiz vardı. Zaten bizim müşteriyle o kalabalık büfe ortamında aramızda mesafe de vardı. Yani şöyle bir desk vardı aramızda. Onlar diğer tarafta, biz buradaydık. Kesinlikle yan uzaklaştırmıyorduk zaten. Hı hı. Yani bizim dokunduğumuz hiçbir şeye dokundurmuyorduk. Dokundukları anda zaten hemen değişimlerini yaptırıyorduk. İlk çalıştığım otelde müşteri yemek yiyeceği tabağa getirip veriyordu. Ona bile müdahale etmiyorduk biz. Tabağı biz alacağız. Her şeyi biz alacağız. Şeyi merak ediyorum Kevser. Otelde kendi açısından bazı tedbirler aldı tabii. Dezenfektanlar değil mi? Tabii ki de. Bu nasıldı? Yani otellerimiz güvenilir mi bu anlamda? Bence her otel güvenilir değil. Değil mi? Değil. Şimdi büfede var dezenfektan. İlk çalıştığım otelden bahsedeyim. Çünkü orası gerçekten çok iyiydi. Büfeye 20 dakikada bir 10 müşteri alınıyordu. Her müşterinin büfede 2 dakikası vardı. 2 dakikada yiyeceğini alıyordu, masasına geçiyordu. Tabii yine kendi alamıyordu, biz veriyorduk. Maskesi takılıyordu, maskesi takılmayanı almıyorlardı. Büfeye ateşi ölçülüyordu. Risk varsa bekletiliyordu, tekrar alınıyordu. Hani şu kahve makineleri var ya, ona dahi dokundurulmuyordu. Her şeyi... Tedbir alınmıştı o ilk çalıştığın otelde. Çok çok iyiydi. Sonrakilerde? Sonrakinde değildi yani. O şeyi göremediniz değil mi? Hayır. O şey yoktu, o disiplin yoktu. Ama işte Kevser Alanya'da tabii değerli izleyenler çalıştı. Alanya otellerinde değil mi? Hepsi Alanya'daydı çalıştığın oteller. Biri Alanya'nın Oba Mahallesi'nde, biri Alanya'nın Türkler Mahallesi. Türkler Mahallesi'nde. Evet. Şimdi tabii Alanya'da Kevser de bize program öncesi bahsetti değerli izleyenler. Pandemi yani virüs hat safhada. Çok fazla. Salgın değil mi? Aynen, çok fazla. Bu da işte bunları, bu tedbirsizlikler bunları getiriyor. Ama oranın yerel halkında da tedbir yok. Öyle mi? Tabii. Mesela ben burada bakıyorum. Yani biz maske falan takmadığımızda uyarılıyoruz. Orada yok. Onlarda öyle bir şey yok. Hayır, yok. Elazığ daha mı tedbirli gördün yani bir? Aynen öyle. Çünkü orada adam maskeyi takıyor, yolda yürüyor, şurası sahil, sahilde çıkartıyor. Çok doğru. Şimdi evet, elbette bizlerde olmadı. De bu tedbirsizlikler vardı başlarda. Ama tabii birçok kaybımız oldu. Hepsine de Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına da tekrar tekrar sabırlar diliyoruz. Biz bu acıları çektiğimiz için biraz da önlemler, ciddiyetin farkına vardık. Değil mi olayın? Aynen Kevser. Öyle. Peki Kevser, mutfağa gelelim biraz. Ne yaptık şimdi? Buranın mutfağı, bir de otelin mutfağına gideceğiz şimdi. Konuşacağız. Biraz, o et olayı benim çok ilgimi çekti. Evet. Abi şakşuka sosuna biraz pul biber atalım. Tamam. Tuzunu attım ben, domates çabuk erisin diye. Biraz da karabiber koyacağız. Biraz da karabiber. Diyorum. Biz karabiberi soğukta kullanmayız. Evet. Akbiber. Akbiber kullanıyorsunuz. Aynen, akbiber. Ama biz Elazığ'da maalesef akbiberi, yani karabiberin beyazını bulamadık. Bulamadığımız için de biz bugün karabiberle şey yapacağız. Farkı nedir peki? Sen gastronomi okuduğun için. Abi farkı mesela şu an bak. Görüyorsun değil mi? Siyah siyah. Evet. Belli mi oluyor yani? Belli oluyor. Akbiber de yok bu. Belli olmuyor. Daha ama güzel, lezzet aynı mı? Lezzet aynı. Ama daha görüntüsü güzel. Ya görüntüden dolayı. Bize hani görüntü daha önemli ya. Tabii. Otellerde. Ondan. Şimdi görüntü önemli. Eyvallah. Ama bir de lezzet var be Kevser. Şimdi otellerde kırmızı et girmedi dedim. Biz bu sene hiç kırmızı et görmedik. Vallahi görmedik. Şimdi onu biraz açmak istiyorum. Oteller evet, şimdi hep böyle sosyal medyada da paylaşırlar. Otel çalışanlarının bazı yorumları vardır. Şimdi yapılan bir yemeği sen rastlamışsındır, duymuşsunlar en azından. Değişik versiyonlarla karşımıza hep geliyor mu otellerde? Gelir tabii. Biraz onları biz aç ya. Ne demek istediğimi anladın aslında. Abi şimdi artık olan yemek değil.
Mesela adam 10 küvet yemek yaptı. 10 küvetin 5'i gitti, 5'i kaldı. Evet. Bu çöpe gitmez. Değerlendirilir. Ne olur? Nasıl değerlendirilir? Ya nasıl, bir örnek ver. Ya bir örnekten bahsedelim? Örnek ver. Bir yemekten örnek. Çiğ köfte yapıyoruz. Ha? Çiğ köfte. Çiğ köfte. Yapıyoruz. Evet. Aynen. Belirli bir kısmı zaten hepsini bir anda büfeye çıkartamıyoruz, sıcak ekşi. Belirli bir kısmı büfeye çıktı. İçeride kaldı. Bir sonraki güne kısır olarak gider o. Kısır. Tabii. Ha. Bir sonraki güne gider o kısır olarak. Çiğ köfte oldu kısır. Aynen. Başkalaşım geçiriyor. He? Başkalaşım geçiriyor. Başkalaşım geçiriyor evet. Onun dışında? Onun dışında başka neyimiz var? Mesela tavuk çok tüketilir ve hindi eti otellerde. Onun riskine pek girmezler. Efendim? O riske girilmez. Bence de girilmemeli. Yani tavuk çabuk zehirler. Hindi de öyle. Onlar riske girilmez yani. Çok şey yapamazlar. Kremalı tavuğu aldın, soğuttun. Sonra nasıl vereceksin? Salçalayıp vereceksin. Şimdi Kevser, ben bir şeyle merak ediyorum ki eminim şu anda ekranları başında birçok izleyicimiz de benim bu soracağım soruyu merak ediyorlardır. Dile de getiremiyorlardır belki. Şimdi inancımız gereği biz Müslümanlar domuz yemiyoruz. Yok, Alanya'da yok. Heh, şimdi şunu sormak istiyorum. Hani Ruslar geliyor, yabancılara hitap eden otellerde çalışıyorsunuz. Aynen. Onların mutfaklarında var mı? Yok. Yani zaten şey, biz yemeği Türk misafiri, Rus misafiri ayrı yapmıyoruz. Ayrı etmiyorsunuz da. Tek büfe. Evet. Zaten domuz eti giriyor mu otellere? Hayır, girmiyor. Yani, ben hiç görmedim. Yani hiç sen rastlamamış olabilirsin ama İzmir'deki bazı otellerde olduğunu biliyorum. Abi duydum. Bu Ege kesiminde olabilir. İşte İzmir dediğim için. Aynen, Ege. Ege, Bodrum. Genelde İngilizler, Fransızlar geliyormuş. O olabilir orada. Bizde yok. Siz bu Alanya'da hiçbir otelde rastlamadınız. Çünkü birçok insan tedirgin bu anlamda. Zaten soruyorlar da. Değil mi? Sorarlar. Çünkü Ruslar geliyor. Ruslar da domuza düşkünler, domuz etine. Vardır diye. Yani domuz eti olmasa dahi hep şu endişeyi ben de yaşamışımdır. Yemin Kevser. Bir tabak alabilir miyim? Şuna çıkartmak için. Şimdi aynı kapta o da kızarıyor. O da kızarıyor diyelim. Aynen. Değil mi? Ve o kapta personelle yemek yiyor. O kapta personelle yemek yiyor. Yani. Çok doğru. Şimdi buna dikkat edilir mi? Muhakkak ediliyordur. Yani sizde yok ama Ege'deki otellerde de dikkat ediliyordur diye düşünüyorum. Heh. O şimdi bölgede hiç çalışmadım, bilmiyorum. Patateslerimiz kızardı. Aynen. Bunlar bir onları koyuyoruz. Peki Ruslar soruyor mu domuz eti var mı diye? Hayır. Onu da soran yok. Hayır. Ama biliyorlar tabii Müslüman ülkeyi. Bir Araplar geliyor helal mi diye soruyor. He. Bir de bu salam, jambon. Jambonun birçok çeşidi var bizde. O soruluyor. Hı. Helal mi diye. Bir tek onlar soruluyor. Zaten domuz eti hiç görmedim yani nasıl olduğunu da bilmiyorum. Hiç soran olmadı bizde. Yani Araplar doğal olarak soruyorlar tabii. Onlar Müslüman, soruyor tabii. Müslüman bir ülkede olduklarını da unutmamalılar Araplarımız. Değil mi? Evet. Peki Araplardan nasıl? Memnun muydunuz? Bu sene geldi mi Arap turiste? Abi ben Araplarla geçen sene sezon başında Mart gibi çalıştık biz. İran'dan gelmişlerdi. Hı. Biz makarna yapıyorduk. Şey, sinek mutfağımız var bizim. Sinek mutfağımızdan kalsın fast food çıkartıyoruz. Ha, aynen. Havuz başında fast food ürünleri çıkartıyoruz. Orada şov büfelerimiz var bizim. Şov büfelerimizde günlük değişik şeyler yapıyoruz. Bir gün makarnanın başındayım. İşte 3 çeşit makarnamız var. Kremalı, tavuklu, ton balıklı ve et var. İçine et koyuyoruz. İranlı bir misafir geldi. Ben dedi hepsinden istiyorum dedi. Zehirlenirsiniz beyefendi diyorum. Çünkü peynir sosu koyuyorsun ve ton balığı var. Hı. Beyefendi zehirlenirsiniz diyorum. Yok diyor, zehirlenmem diyor. Hepsinden katacağım bana diyor. Hı. Biz diyor İran'da böyle yeriz. Hepsini karışık bir şekilde yerlermiş. Eti, tavuğu, balığı. Hepsini karıştırırlar. Hepsini bir yere karıştırıp öyle yiyorlar. Nasıl olsa midede birleşiyor mantığı. Evet. Ve etsiz asla bir şey yemiyorlar. Hmm. Araplar. Asla etsiz hiçbir şey yemiyorlar. Et olmayınca aç kalıyorlar. Ve şikayet ediyorlar. Bir gün et olmasın şikayet ediyorlar. Aynen, Türkler de öyle. Bir gün et olmasın mutfakta şikayet ediyorlar. Şu büyüğünü alalım mı? Evet. Alalım ya, bu çok küçük oldu çünkü. Büyüğü tavuğum aldınız. Saçlandı mı? Galiba. Evet, neler yaptığımızı bir anlatalım tekrar. Tavuk salatasının tavuğunu haşlıyoruz. Tavuğumuzu haşlıyoruz. Bu illa göğüs olmasına gerek yok.
Göğüsteki tercihimiz daha güzel. Böyle bence but eti olur. Daha değil mi? Kemiğinden arındırılmış but eti daha güzel olur. Çok hatta. Yağlı olur abi ya. He? Yağlı. Yağlı salataya gitmez. Salataya gitmez. Göğüs daha ama çok evde olur. O varsa illa göğüste olacak diye bir eyvallah. Şey yok. Eyvallah. Şimdi biz şakşuka için bütün sebzeler küp küp doğrandı değerli izleyenler. Ben anlatayım dilerseniz. Neyimiz var? Patlıcanımız doğrandı. Domatesimiz sarımsakla birleşip şu anda pişti. Sos için böyle domates sosu oldu. Kabağımız küp küp doğrandı. Kızaracak onlar. Evet. Patateslerimiz küp küp doğranmıştı. Onlar da kızardı. Evet. Şöyle gösterelim patateslerimizi. Kızarmış. Onda görünüyor. Peki sırada ne var? Sırayla şey yapıyorsun. Biber herhalde. Biberi de kızartacaksınız. Aha, en son biberi kızartacağım. Tamam. Biberimiz. Ondan sonra kalemimiz düştü. Onu da alalım. Evet. Sonra da bir araya mı gelecek bunlar? Kevser. Evet. Şefim. Bir araya gelecekler. Şimdi mesajımız var efendim. Onu da okuyalım. Selamlar Kanal Fırat ailesine ve Can abim, Milat Erdoğmuş abime, şeflerime de selam ederim demiş. Çok teşekkür ederiz. Eksik olmayın. Sağ olun efendim. Can abim demek o sevgiyi verebiliyoruz birbirimize. Bir mukavele diyelim. Ne güzel bir duygu. Evet Kevser, biraz konuşalım tekrar. Yani sen niye yalnız tövbe ettin? Bu Türk turistler ve Rus turistler yüzünden mi tövbe ettin? Evet. Bir de bence bu sene... Sen ne? Bir şey arayış içerisindesin. Domates arıyorum ben ha, ya. Domates, bir tane dolapta. Domates arıyorum. Evet. Personeline de bence yani turizm çalışanına bence değer verilmedi bu sene. Domates yıkamış. Ya şimdi Kevser şefim, elbette ki pandemiden dolayı hani her şey bir alt üst oldu. Gerçekten bu seneyi böyle geçireceğiz artık. Yani mecburuz. Temennimiz inşallah seneye bunları yaşamayız. Ne sektör yaşar, ne insanlık yaşar. Bence seneye de böyle devam edecek. Dünya olarak da. Devam edecek diye bir şey. Bence devam edecek. Ama Ocak-Şubat aylarında artık kesinlikle çıkacağı aşının ve bunun önünü alınacağı söyleniyor. Bence artık virüs bizim hayatımızda normal grip gibi devam edecek. Ya edecek. Şimdi yani, grip de var. Şimdi grip var diye turizm edecek. Kapanıyor mu? Hayır. Gripin ölümcülüğü daha fazla aslına bakarsan. Şimdi herkes şey dedi. Ama aşısı ve de ilacı bulunduktan sonra niye endişemiz olsun ki? Ne kadar faydası olacak? Ha, o tartışılır. Evet yani ama elbette ki. Şimdi bu gripten, normal gripten çok daha güçsüz bir grip türü. Yani COVID-19 denilen. Ya ölümcüllüğü bu, daha düşük. Bunu aslında biraz fazla abartıyor. Ama yayılma hızı çok fazla. Yayılma hızı çok fazla sadece. Çok çabuk bulaşıyor. Yani bunu ben söylemiyorum elbette. Tamamen uzmanların yorumları bunlar. Ya bu çok çabuk yayıldığı için zaten, çabuk bulaştığı için. Havadan bulaşıyor, burundan bulaşıyor, ağızdan bulaşıyor. Ondan dolayı çok biraz doğru. Tehlikeli. Çok doğru. Yoksa gripte kimse korkmuyor aslında. Belki bu da belki daha tehlikeli. Çok belki ondan daha fazla insan ölüyor. Evet. Biz o ortamda kapmadıysak inşallah. Eyvallah. Şimdi yok, ben kaptım ölmedim yani. Tabii. Kaptım şefim, ölmedim. Şefim atlattı yaz aylarında. Benim de ablam. Atlattı değil mi, o da bahsetmişti. Herkes öldürmüyor yani. Tabii ki %2 dün biliyorsun değerli hocamız açıklama yaptı. Evet. Ölümcüllüğü şu anda dünya üzerinde %2 oranında. Yani ya o da kronik 100 kişide 2 kişi kaybımız oldu dünya üzerinde insanlık olarak. Bu da düşük bir rakam ama tabii ateş düştüğü yeri yakıyor. Tabii ki de. O 2 de olsa onların insan can yani gidiyor. Biz hiç gitmesini bir isteriz. Bir tane kuru soğan istiyoruz. Covid'den dolayı hiçbir insan kaybının olmamasını tercih ederiz muhakkak. Peki Kevser şimdi... Çok pişiyor. Ne istiyor? Soğan mı? Aha. Tamam. Aman Kevser, beni bıçaklayacaksın. Yok abi, bıçak. Tecrübeli değil mi? Peki Kevser, ne yapmayı düşünüyorsun? Gitmeyi düşünmüyorsun artık bu aşamadan sonra. Elazığ'ımızdaki ya da yöremizde, bölgemizdeki otelleri mi düşünüyorsun? Ya da restoranları mı düşünüyorsun? Restoran olabilir. Yani hani hep işveren işçi seçiyor ya. Bence işçinin işi seçmesi gerekiyor. Doğru. Bizim bir hakkımız var, 8 saat. Belirli bir mesai ücretimiz var. Bunları verebilecek yerlerle çalışıyor. Ki eminim şu anda senin gibi tecrübeli bir insanı ekiplerine katmak isteyen, değil mi?
birçok işletme vardır. Otel vardır ya da. Oraya. Çünkü sen büyük bir tecrübesin şu anda. Şimdi duruyorum. Bir tane daha böl üstü ortadan. İnce ince şimdi doğru. Eyvallah. Ağlıyorum sonunda. Ne düşünüyorsun peki bu anlamda? Teklif geldi mi mesela Elazığ'dan sana? Hayır, zaten Elazığ'a ben yeni geldim. Yeni geldim. Bir hafta olmadı henüz. Olmadı henüz. Evet. Yeni geldim zaten. Şu an ev taşıma. Bir de ev taşıma olayınız var. Ev taşıyordum, evet. Seni aldım, geldim buraya. Eyvallah. Biz tabii Alanya'dayken konuşmuştuk. Gelince muhakkak bekliyoruz diye programımıza, Kevser şefimize söylemiştik. Kevser'in hem huyu hem yeteneği maşallah biz çok etkilemişti kardeşimiz gerçekten. Ailece de tanıdığım insanlar tabii. Amcasını, ailesini biliyorum. Ve Kevser mesleğine aşık bir insan. Seviyor, severek yapıyor. Artık bırakmayı düşünüyorum. Ciddi olamazsın. Vallahi. Ya, o bu kadar yıldın mı Kevser? İnsanlar ya, bu kadar yıldırdı mı seni? Evet. Gerçekten bu sene çok bıktırdılar. Ya bu seneyle nitelendirmemeni isterim. Çünkü mesela bu sene çok farklı. Mesela seni turizmde çalışmayı düşünmüyorum. Hiçbir şekilde. Evet. Aslında bu meslek çok da sabır isteyen bir meslektir. Ya ben çok sabırlı bir insanım ama bu sene nasıl diyeyim, hani böyle içinde olmadan bilemezsiniz derler ya, dışarıdan çok güzel görünüyor. İyi yönleri de var. Dışı sizi içi bizi yakar diyorsun. Tabii ki de öyle. Peki Kevser, şimdi turizm beldelerinde çalışan böyle birçok hemşerimiz de var tabii. Gerek işçi olarak gerek aşçı olarak, aşçı yardımcısı. Birçok alanda çalışan insan. Bu insanlar tatil yapabiliyorlar mı peki? Mesela sen tatil yapabildin mi? Yani abi hem çalışıp hem tatilini yapabildin. Nasıl yapacaksın? 8 saat çalışıyorsun. Bu sene 8 saat çalışmıyorsun. 8'de gidiyorsun, akşam 9'da çıkıyorsun. Ne yapacaksın? Değil mi? Hiçbir şey yapamıyorsun. Bir de ya 11 saat mi çalıştınız ya? Tabii ki de 11 saat. 11 çalıştık. Saat. Hı-hı. Yani bu bir defa kanunen yasak. 11 de değil, 13 saat mi yasak? Ama mesai vermek zorunda. Bak, mesai vermek zorunda. Evet, zaten mesai de kanunen 3 saatten fazla alamıyorsunuz. Evet. En fazla 3 saat. Bu 13 saat çalışıyor. Biz bu sektör veren 13 saat çalışıyor. Doğru. Bu konuda herhangi ben bir çalışma yok. Ben gitmeyeceğim desen, yani devam edeyim desen kimse sana git demez. Çalış der. Değil mi? Tabii. Tabii ki. Efendim. Bu konuda bir herkes şikayetçi çünkü şey var, bir sendika da yok. Hiçbir şey de yok. Nasıl diyeyim yani? İşte arkasında kimse yok bence. Yok, hiç kimse yok. Yani şimdi, bir şey söylediğin zaman kapıyı gösterirler. O da var yani. Evet. Müezzin o ailesinden müezzin efendim o. Mesaj var. Bence ablam şeflerin en iyisi demiş. Herkese kolay gelsin. Feyzanur müezzin o. Kardeş mi? En küçüğümüz. En küçüğünüz. Okuyor mu o hala? Lise okuyor. Lise okuyor. Liseye geçti. Mesela o da böyle bir şey mesleği ne tercih edebilir mi? Feyzanur mu? Yok. Tabii senin telkinleriyle artık mümkün değil zannetmiyorum. Yok, hiç istemedi yani. Hiç istemedi. Hiç istemedi o. Eyvallah. Biraz da şuradan. Bu neyi yapıyoruz şimdi Kevser? O tavuk salatası. Tabii tavuğun salatasının malzemeleri. Şeyimiz de var. Semizotu. Semizotumuz evet. Da var ya. Ustam çok küçük doğramışsın ya. Neyi Kevser? Maydanoz. Yok yok. Bu neyi? Pirpirin. İşte. Sen burada sen bunu yaşadın bak, mı? İnat edecektim bunu sana. Bunu yaşadın mı ama? Nerede? Orada. Mesela bu semizotu. Hayır. Bizim orada buna pirpirim derler. Dedim mi demedim mi? Şimdi bu çok, tip şeyler yaşadın mı yani? Çok sevdiğim bir ustam var. Ben semizotu yıkıyorum. Heh. Zaten yıllardır onun yanında çalışıyorum. Evet. Kevser dedi, tokmakan nerede dedi. Neyi dedi? Tokmakan nerede dedi. Tokmakan. Hı-hı. Ne demekmiş o? Tokmakan ne usta dedim. Bilmiyor musun sen dedi tokmakanı dedi. Vallahi bilmiyorum usta dedim. Yaz internete bak dedi bana. Hı hı. Yazamam dedim, elim dolu. Yazdı semizotu. Elimde de yıkıyor. Niye demiyorsun usta dedim. Niye diyeyim ki dedi. Alanya'da da tokmakan derler. Mersin'de ne derler ana burada? Bilmiyorum. Semizotu derler. Yok. Tokmaken. Tokmaken mi diyor? Tokmaken. O yörede. Daha kibar onlar. Yörükler öyle diyor olabilir tabii. Yörük bölgesi onlar tabii. Alanya olsun, Anamur olsun. Alanya'da bizde de pirpirim. Bizde de pirpirim. Tabii. Antep'te de pirpirimiz. Mesela şeyde de ağın tarafında da perper derler. Perper. Zazaca mı? Bizde Zazaca da perper. Türkçe evet. Mi Zazaca? Zazaca. Zazaca. Zazaca'da da perper diyorlar. Diyarbakır'la bir personel vardı bizde. O da perper derdi. Diyarbakır'da Zaza çok. Tabii Zaza var. Çok Zaza var. Ama Kürt de o. Belki Kürtlerde de denilebilir. Zaten Kürtçe ile Zazaca şivesi birbirine çok benziyor. Benziyor tabii. Her şey mesela var. Bu bizim Dersimce tamamen Zazaca. Dersim Zazacası. O Kürtçe ile Zazaca arasında Dersimce. Bir dil yani. Dersimce. İkisi arasında bir dil yani. Ne tam Zazaca ne tam Kürtçedir. Ya bunlar işte bizim mozaiğimiz efendim. Ha, bizim zenginimiz. Hepsi bizim insanlarımız.
ayrıştırmak hata. Yani bu ne kadar güzel bir kültür demek ki, değil mi? Ya bir lisan bir insan mesela, evet, değil mi? Yani farklı farklı şekillerde bazı kelimeler adlandırılabiliyor. Bu da bizim çeşitliliğimiz. Ne kadar güzel ki bunları konuşup sohbet edebiliyoruz. Kavga etmiyoruz. İlle de bunu söyleyeceksin diye baskı yapmıyoruz. Güzel olan bu. Efendim şimdi bir reklama gideceğiz. Kevser şefim reklam arasında devam edecek misin kızartmalara? Kevser. Evet. Bir biber kaldı zaten kızartacağımız. Reklamlardan sonra efendim çok değerli güzellik uzmanımız Günnur Küçük bizimle birlikte olacak değerli izleyenler. O da daha yeni o bölgede tatildeydi efendim. Tabii sezonda çok yoğun çalıştı. Çok değerli Günnur Küçük hanımefendi değerli ailesiyle birlikte bir tatile kaçamak yaptılar. Geçtiğimiz hafta da bizimle birlikte olamamıştı biliyorsunuz. Geldiler. Bir de onların yorumunu, onlar da çok değerli otellerde kaldılar. Onların yorumunu da almak istiyorum bu anlamda. Ve bugün lazer epilasyon. Bu sezon hiç işlemedik. Lazeri merak edenler, bu süreçte neler yapması gerektiğini bilmeyenler var. Onları konuşacağız. Değerli Günnur Küçük hocamla. Efendim şimdi bir reklam, kısa bir ara. Tekrar birlikte olacağız. Sakın bir yere ayrılmayın diyorum. Görüşmek üzere. Evet değerli izleyenler böyle bir reklam arasına gittik ve döndük tekrar stüdyomuzdayız. 10 gündür efendim 10 günmüş bizden 15 gün oldu bize tabii. Programımızdan uzak kalan bir konuğumuz var efendim. Bizi ekti gitti böyle biraz hesap soralım değil mi? Diyeceksiniz ki Milat Bey siz bütün bir yaz boyu yoktunuz. Değil mi? Bak, onu hazırlamıyordum. Onu ben hazırlamıştım zaten. Evet. Günnur Küçük efendim. Güzellik uzmanımız. Onun da hakkı tabii ki. Gerçekten çok yoğun çalıştı. Yazık, o da gitsin. O pandemi sürecinde kapalı olduktan sonra gerçekten korkunç bir yoğunlukla karşılaştılar. Ve hakkını da hakkına veriyorum dikkat ederseniz. bu süreç içerisinde de yoğun çalıştıkları için de bir tatili hak ettiler. Bir 10 günlük bir kaçamak yaptılar değerli kıymetli ailesiyle birlikte. İyi de yaptılar. Şimdi daha enerjik, daha böyle zihin tazeleyerek geldiler. Bütün üyelerine de zannediyorum bu anlamda daha büyük hizmet vermeye hazırlar. Doğru mu? Kesinlikle. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk herkese. Nasılsınız? Merhabalar. İyiyiz. Sizi sormalı. Siz sağ nasılsınız? Sağ olun. Hele yediğin içtiğin senin olsun. Sizin mutfak gibi değildi zaten. Öyle değil mi? Yani buralar başka. En azından başka. Lezzetli tadı. Gerçekten başka. Yani ben şimdi evet 2 ay, 2,5 ay tatile gidiyoruz. Ama ilk 10 günden sonra inanın memleketimizi özlüyoruz. Kesinlikle öyle. O kaçmak istediğimiz bazı noktalar var Elazığ'da. Artık görmek istemiyorum dediğiniz. Bazen yıldığınız yerler var, orayı dahi özlüyorsunuz. Aynen. Bazı insanlar var, o insanları dahi maalesef özlüyorsunuz diyeyim. öyle deme, gerçekten. Evet, bir kesinlikle. Süreden sonra öyle oluyor. Yani memleket başka bir şey, insanın doğup büyüdüğü yer. Çünkü sonuçta kendinizi yabancı hissediyorsunuz, oraya ait değilsiniz ama... Toprak çekiyor. Yani. Evet, Elazığ başka, vallahi Elazığ çekiyor. Aşkı bir de başka, asla yok olmaz. Eyvallah. Ama denizi seviyoruz işte, bir denizimiz tabii, yok, gölümüz deniz, var. Gölümüz var, biz de böyle... avutuyoruz kendimizi. Avutuyoruz gölümüzü. Ama elbette ki ülkemizin her köşesi bizim. Kesinlikle. Oralar da bizim. Tabii ki. Bunun nimetlerden de faydalanıyoruz muhakkak ki tatil olarak. Ama o çalışanlar da o Türk turistlerden biraz şikayetçilermiş. Öyleymiş. Kevser, evet. Kevser şefim. Anlat bakalım. Şimdi bulduk. İşte o Türk turistlerden birisi burada. Anlatın niye bizi zorluk çektiriyorsunuz? Yani bir sadece 2 ay önce bir eğitime gittiğim otelde oldu bu şekil. Az önce anlattığım gibi. Mesela örnek veriyorum konsepti sen eğer 500 kişi almışsan değil evet. mi? Oradaki yere bir tane çalışan bırakamazsın. Ha o anlamda. Olamaz. O yüzden hani böyle ay bırakın yemeyelim kalkıp gidelim dediğim olmuştur. Yoksa niye tabak fırlatayım ki karşı tarafa? Ya şimdi bunlar... Yani şimdi o yönetimle alakalı bir sıkıntıydı değil mi hocam? Yani oraya 3 kişi gerekiyorsa 3 kişi koyacaksın. Bunun başka bir çaresi yok. Biz şimdi, hani 12 kişi çalıştırıyoruz yapacak bir şey yok. Muhakkak. Yani, hizmet sektörü öyle. Nazar olduk ya nazar vallahi yani. Nazar olduk. Efendim bunları konuşacağız ama bir de bakalım ne yaptılar, neler yaptılar şeflerimiz.
Ne yaptık Kevser'im? Kısır yaptık. Kısırı hazırla. Aynen hazırladım. Neler koyduk? Bir daha anlat bakalım. İçine ne koyduk? Reklam arasında yaptın çünkü onu. Pul biber attım, karabiber attım, kimyon, sarımsak, domates. Suyla açtın önce bulguru değil mi? Tabii ki de açtım. Hı. Nerede kalmıştım? Domates ve... Otele kalmıştı ben biliyorum. Biber salçası koydum. Aklı orada. Biber salçası koydum. Evet. Nane. Kornişon turşu da dökersen abi bana. O dökeyim mi? Dök abi. Tamam. Şöyle dağıtarak değil mi? Nane. Nane. Ben mesela baharatla koyarken hepsini bir yere dökülmesine çok karşıyım. Kesinlikle. Dağıtarak. Şöyle elinde bir siyer istersen orayı. Elimde kirlendi. Hiç olmaz. Evet. Kornişon da katıyorsun sen kısıra. Çok güzel. Ben sadece taze soğan, maydanoz, nane ve kornişon katıyorum. Evet çok güzel, çok lezzetli. Bence böyle daha kesinlikle güzel oluyor. Kesinlikle hocam. Lezzetli bir kısır yiyeceğiz. Peki şakşukamız da hazır şu anda. Hazır o. Hepsi ayrı ayrı kızardı. Neyimiz kızardı efendim? Kuşum, patlıcanımız, kabağımız, patatesimiz, domatesimiz pişti, sos oldu. Biberimiz kızardı. Üzerine bir de maydanoz da süslediler. Değil mi? Ben çok bugün menümüz güzel. Ben çok şanslı bir kadınım gerçekten. Allah'a şükrediyorum her gün. Nazara gelmesin canım inşallah. Canım kısır istiyordu. Kısıra denk geldim ya. Vallahi canım kısır çok istiyordu. İyi. Çok kısıra iyi. Denk geldim. Efendim, bir de şefimin elinden yiyeceğim. Bir de tavuk salatamız var. O ne aşamada şefim? O da hazır gibi. Hazır gibi. Evet. Hı-hı. Tavuklar haşlandı, didildi. Haşlandı, biraz soğumasını bekliyoruz. Salatayla karıştıracağız. Salatayla karıştıracağız. Salatanın içinde ne olacak? Kornişon turşumuz, domates, sarımsak. Maydanozumuz, bir de dereotumuz. Soğan da var, evet. Soğan da var. Pirpirimiz var. Pirpirim. Neydi? Yalan ne diyordu? Tokmaka. Tokmaka. Tokmakan. Tokmakan. Pirpirim. Ben bize pirpirim derler. Yani. Pirpirim daha sevdim. Genel ismi Semiz Otudur. Yani. Pirpirim daha sevdim. Ama biz pirpirim yani. Ne var? Şimdi pirpirimle şefim. Semiz Otudur aslında da fark var değil mi? Fark var evet. Biri küçük yapraklıdır, biri iri yapraklı. Aynen. Evet. Hepsi aynı değil. Şey biraz yabani diyelim. O ince yapraklı. Evet, ince yapraklı olan yabanidir. Diğeri yetiştiriyor zaten. Yetişiyor, evet. Doğru. Peki, kolay gelsin size. Teşekkür ederiz. Kevser Şefim, sohbetin içerisinde sen de ol lütfen. Biraz şimdi otellerimizi konuşacağız. Şimdi çok şikayetçiler, çalışanlar. Neden tabak fırlatmışlar ben onu? Kevser bir anlat istersen. Neden tabak fırlattılar? Neden tabak fırlattılar? Misafir sırada değildi, bir anda girdi. Ha. Şimdi ona sıraya geç demesem, o gelse önden öteki misafir diyecek ki niye ona öncelik tabii sağladın? Tabii ki doğru. Onunla tartışacağım. Ben de beyefendi sıraya geçer misiniz dedim, geçti. Ama ilerlemiyor, duruyor, trip atıyor. Duruyor orada. Salata alacak, salata tarafındayım, duruyor. Tabağı bana bir fırlattı. Sıraya geç diyorsun dedi. Neden dedi ilgilenmiyorsun dedi. Niye orada bekliyorsun? Gel salata istiyorsun, gel bundan bunu istiyorsun diye verelim değil mi? O yüzden tabak fırlattı. Yok o benim anlattığım olay değil. Hani benim çok anlattığım farklısın. Şey çok sıra olunca yani bu dezavantaj bu seneki zaten tazin turizm de mahvoldu. Kötüydü yani. Değerli hemşerimiz Milat Bey. Programınızı zevkle İzmir'den izliyoruz. Selamlar demiş. Muzaffer Acar, çok değerli başkan Elazığlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanımız Elazığlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanımız. Ben de buradan İzmir'e kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Evet bir programımız vardı hatırlıyorum değerli başkanım. Bir Elazığlılar gecesi düzenleyici ve beni de davet etmiştiniz. Pandemiden dolayı gerçekleştiremedik. İnşallah bu biraz böyle düzelir durum da o geceyi gerçekleştirir de geliriz İzmir'e. Cennet vatanımızın orası da çok değerli bir köşesi İzmir'imiz. Ben de çok severim. İnşallah bir an önce geliriz ve Elazığlı hemşerilerimizle kucaklaşırız orada efendim. Selamlar hepimine, tüm hemşerilerimize, tüm bizi izleyenlere, oradakilere. Merhabalar Milat abi, iyi yayınlar dilerim. Küçük şefin Bengü'yü unuttun. Babama da selamlar demiş. Sezai şefimin kızı Bengü. Öyle mi? Sistem etmiş. Küçük şefinin unuttuğunu demiş. Ey maşallah. Unutur muyuz Bengü seni? Kızım abla selam söyleyeyim. Sen hiç unutmadım. Her zaman kalbimden söyle. Başımın belası. Akşam bize mükemmel bir kek yapmıştı. Kek kimi yapmış değil. Aynı sınav mı yaptı? Hayır. Farklı. Çok farklı bir şey. Bir gün getirelim onu da yapsın o zaman. Yani. Tamam. Unutmayalım. Bengücüğüm gözlerinden öpüyorum yavrum. İnşallah tekrar geleceksin. Burada kekimizi yapacaksın. Günur hanımefendiki güneş elemelerine çözüm var mı? İyi yayınlar demiş. Lekelerine. He. Güneş lekelerine. Lekelerine mi demiş? Evet. Elemelerine.
lekesidir lekesi muhtemelen. Evet, kelime yanlış gelmiş olabilir. Evet. Güneş lekelerine tabii ki çözüm var. Olmaz olur mu? Sizde 10 günde oldu mu? Yani hemen çözüm oldu. Buldunuz. Ama ben çok ciddi korudum yüzümü. Şapka taktım, gözlüğüm hep vardı. Güneş koruyucu muhakkak kullanmışsınızdır. Zaten en yüksek faktörlülerden. Ama ne yaparsanız yapın ister istemez mutlaka ki 3 tane de olsa 5 tane de olsa oluyor. Bir yayın öncesinde dekar tedavimizi anlatmıştım. Özellikle güneş lekelerinde oldukça etkili. Dekar artı dermopenle destekleyince leke falan kalmıyor. Gündür Hanım, bile farklar yaratıyor. Salona geri gelmez kızlar sen hemen bakımı aldılar mı? Evet öyle oldu zaten. Ben eminim olmuştum. Hemen koştum. Nereden ya biliyorsun? Koştum. Beni silin ve al. Bu sosyal medyanın canı sağ olsun. Hemen görüyoruz efendim neler yapılıyor. Hemen. Vallahi hemen. Kızlar da özlemişler Gündür Hanım. Kesinlikle o da eminim öyle. Onları özlemiştir bütün personeli. Ve o odasını, salonunu çok özlemiş bir insan. Çünkü hayır. İşine aşık bir insan Gündür evet. Hanım. Ben bunu yakinen biliyorum. Tabii 3 sezondur birlikteyiz. Kesinlikle çalışıyoruz. Salonuna ve işine aşık bir insan. Tatildeyken bile aklı eminim oradaydı. Hep. Değil mi? Yani 7-24 kameradayım. Neredeler, ne yaptılar, nasıl ciddi gidiyor? Vallahi öyleyim ben yani. Ama yine de tadını çıkardınız tabii inşallah. Tabii ki çok keyifliydi. Gerekiyor. Çok yoğun çalışıyoruz. 7 gün çalışıyorum ben. Hani hiç şeyim yok. Tatilim hiç yok. Pazar bile gittiğim için. Böyle arada sırada ufak kaçamaklarla iyice bir enerjimizi yükseltiyoruz. Çünkü hizmet sektörü hocam da bilir çok yıpratıcı. Çok İster istemez biraz deşarj olunmalı. Çok her doğru. Meslekte olduğu gibi. Ben de, biz de şansımızı güneş gitmeden. Çok haklı bir hak olarak görüyorum sizde. Yani evet. Gerçekten haklılar. Yoğun çalışıyorlar. Bu yoğunlukta çok teşekkür ederim. Çok çayımızı tabii yani. Bir kaçamak yaptılar. Çok da iyi yaptılar. Evet. Böyle o afacan o nasıl on kumlarda debeleniyordu. Aynen onunla vakit geçirmek çok keyifli. Çok zordu keyifli. Ama çok güzeldi. Değil mi? Aynen arabanın arkasında bizim gibi yapmışlar böyle. Orayı komple biz de yapardık yaptı. Küçükken çocuklar. Yani, ama olmasa hayatta durmazdı. Tabletini mümkün açtı. Değil. Çocuk iyiydi yani. İyiydi. Çünkü rahattı. 18 saatlik yol bayağı bir uçtan gittik biz. Bayağı bir yol. Bodrum tarafına gittiniz. Evet Bodrum'a gittik. Yani, İyiydi, keyifliydi. Dönmesi nasıl? Zor oluyor. Hala aklım denizde. Hepimizin öyle. İnşallah düzelir durumlar da tekrar tatil yapma. İnşallah. Otellerde çalışma fırsatları olur. Ve gerekli saygı çerçevesinde haklı çünkü o da çok haklı yani. Çok İnsanlarla doğru. Uğraşmak gerçekten zor. Her meslekte zor. Sizin için de zor, benim için de, onun için de. Hep şey diyorum, empati kurulsa aslında. 2 dakika o çalışanın yerine kendini koy, o şekilde davran. Sana nasıl davranılmasını istiyorsan karşı tarafı öyle lanse et. Her iş böyle değil mi? Evet, hep böyle. Hep bu şekilde olması lazım. Yani insanlar, muhatap olduğu insanların açısından da bakmayı öğrendikleri takdirde hiçbir sorunumuz kalmaz. Bu mantığı yıkmalıyız. Yani para veriyorum, bunu bana yapmak zorunda. Böyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Yok yani. Tabii para... Her şey demek değil. Evet, İnsanlık kesinlikle. Emek var olmalı. Orada. Emek. Bir saygı gerekiyor. Emeğe saygı çok önemli. Evet, Gündür Hanım. Bu sezon ilk defa lazer epilasyonu konuşalım. Evet. Çünkü millet de sizler gibi, bizler gibi tatilden döndüler. Evet. Bu süreç içerisinde tabii yaz aylarında soğuk buz lazer değilse şayet yapılamadı. Yani tüm cihazlarla bazılarında çalıştık ama bronz tende değil. Buz lazerle evet. Bronzda da çalışabiliyorsunuz. Şimdi dereceyi düşürürüz. Bu lazeri, epilasyonu bir anlat. Evet. Çünkü bilmeyenler de vardır. Hala var olabilir çünkü. Onun akabinde de bu süreçte nasıl davranması gerekiyor insanların. Evet. Artık çünkü sezon başlıyor. Evet. İnsanlar rahatlıkla zannediyorum. Yaptırabiliyorlar. Lazer aynen. Yaptırabilirler artık. Bunlar hakkında biraz bilgi alalım. Kısırımız da hazır oluyor. Evet merak evet iştahımız gözün açıyor. Orada. Ben buraya da artık bir tane böyle şey koyayım. Vallahi havuz mavuz seni motive edelim. Biz de burada açık büfe yaparız. Şefimden de evet, isteriz. Buyurun. Milisaniyelik süre içerisinde bir ışık demetinden ışınlar geliyor. Cilde rengini veren melanin dokusu var. Hani çünkü düşünün atış geldiğinde eğer o melanin onu yakalamasa, çekmese, emmese deriye de atış gider ve yanarsınız. Sadece kılın rengini tutturup orada istenmeyen tüylerin gitmesini sağlıyor. Lazer epilasyon bu demek. İstenmeyen kıllarınızdan kurtulmanız demek. Ama bu demek değildir. Yani 3 seansta, 5 seansta bitti artık kurtuldum hiç gitmiyorum değil. Her tüye yapılır değil. Çünkü bizde böyle bir algı var. Yani Avustralya'da bulunmuş ilk bu cihaz. 3 tane bölgeye uygulanıyor. Ama bize gelindiğinde mesela danışan geliyor, görüşme yapıyorum. Hangi bölge diyorum? Her yerim at. Her yerim. Tepeden tırnağa her yer. Yani bu doğru bir şey değil. Lazer epilasyon gerçekten sizi rahatsız eden, mutlaka ekstra bir çaba harcayıp kurtulmanız gereken kıllarınızın
güvenilir, sağlam ellerde yok edilmesi sistemidir. Budur yani. Çok abartmamak lazım. Doğru. Şimdi tabii bu artık günümüzde erkekler de lazer epilasyon uygulatıyor kendilerine. Gündür Hanımların da biliyorsunuz erkek birimi var. Yani. Fatih Bey'in denetiminde, yönetiminde. Erkekler de artık lazer epilasyon yapıyor. Ben şeyi merak ediyorum. Lazer çok güzel bir icat bir defa. Evet, kesinlikle. Her geçen gün yeni cihazlarıyla kendini yenileyerek ilerliyor. Hayat boyu da şeyde belki rahatlık, çok daha konforluk sağlayacak, daha konforluk rahat sağlıyor. Evet. Mesela ağarmış tüylerde, kıllarda bu olmuyordu. Olmuyor. Hali olmuyor değil mi? Hali olmuyor. Hiç öyle bir çözüm var mı? Var aslında eskilerden kalma 90'lı yılların öncesinde bulunmuş bir teknoloji var. Bunu sorarken de utanarak soruyorum. Böyle ağarmış insanlar. Niye sen soruyorsun mesela? Evet. Öyle bir şey yok aslında biz. İzleyenler için. İzleyenler için. İzleyenler için. Tamamen onlar için soruyorum. Evet. İğneli epilasyon diye bir teknoloji var. Yani 1990'lı yılların öncesinde bulunmuş bir teknoloji. Onunla beyaz kılları yok edebiliyorsunuz. Çok uygun. Cihaz olarak maliyeti çok küçük. Ama benim merkezimde yok. Niye yok? Çünkü yapan kişinin çok aşırı işinin ehli olması gerekiyor. Milisaniye içeride fazla kalırsa, saniye değil ha, salise kadar fazla kalırsa lekelenmeye neden olabiliyor. Aa, riskli. Çok fazla olumsuz eleştiri duyduğum için açıkçası o işlemi yapmıyorum. Yani evet, iğneli epilasyonu sevmiyorum. Yapan yani, arkadaşlar var. Yani diyorsunuz ki. İyi merkezler var. Onu eledin. Beyazlamadan gelin diyorum. Beyazlamadan gelin. Bence de beyazlamadan gitmez. Ya da üçer beşer tane varsa. Ben zaten kontakta olduğum bazı merkezler var. İşimle güvendiğim kişiler. Onlara gönderiyorum tabii ki. Yani 3-4 tane kaldı. Çok muzdaribiz. Oraya gönderiyoruz. Ama zaten tüm vücut. Mesela beyazlamış bir kıl. Örnek veriyorum, koltuk altı iğneyle epilasyona dayanamazsınız. Acısı da fazla. Valla bence siz takiptesinizdir. Evet evet, rahat olun. Ben konuya hakimim. Bu ağarmış kıllar için de bir İğneli epilasyon diye bir teknoloji var. Güzel bir cihaz çıkar ise inşallah kesinlikle getirecektir. Aynen bundan öyle. Da şüphemiz yok değerli izleyenler. Aynen öyle. Şimdi lazer epilasyon güzel bir lüks bir. Lüks değil de aslında artık. İhtiyaç. İhtiyaç. Çünkü günümüzde artık çok rahatlıkla hem erkeklerin hem kadınların kullanabileceği bir yöntem. Peki insanlar artık bu talebe çok rağbet gösteriyorlar. Evet. Hani bu pandemi olması bile yani çok şükür gerçekten seans yetiştiremiyoruz. Yani bu bir hava da değil, bir ego da değil. Bu ne demek? Evet, insanların demek ki ihtiyacı var. Yani 7 cihazla da çalışsak bir tık daha yükseltebiliriz kendimizi. Böyle bir talep var. Çok doğru. Mesela kızını açmış, hemen diğer kızını açıyor. Kız kardeşini açıyor. Kendi paket gelmiş. Açıyor. Bu şekilde büyüyor yani gittikçe. Çünkü açıyor derken paket açıyor. Paket açıyor, evet. Şimdi o tabii sahasının diliyle konuşuyor. Yani şey değil, bunun bir sirkülasyonu var. Zaten böyle bir şey olduğu için fahiş rakamlar dönüyor bu iş üzerine. Hep söylüyorum, güzellik hizmeti bu seneki sonuçlara göre gıdanın önünde gidiyor. Çünkü insanlar artık rahatlığı buldu ya, iyi gözüküyor, kurtuldu. İşte yok git ağdayla uğraş, yok jiletle uğraş, yok epilatör batık yaptı, böyle oldu. Kurtuluyor, geliyor işte 50 dakika güle söyleye seansı bitiyor. Düzenli aralıklarla işte 8-15 seans aralığında çalışıyoruz. Sonra tertemiz. Şimdi Gündür Hanım, bu lazer epilasyon genelde paket olarak işte açıyor, evet, dediği oradan da aklınıza, evet, gelsin. Mesela tüm vücut paketler açıyorsunuz değil mi? Aynen. Ve seans paketler var. Seans başı çalışmalar var. Tabii siz ne önerirsiniz? Yani tüm vücut mesela yaptırmak isteyen bize, evet, seans olarak mı, paket olarak mı? Seans olarak, işletmeci olarak seans olarak ama danışan olarak paket olarak. Çünkü çok daha ekonomik oluyor. Bir paket güvencesi sunduğunuzda siz o işlemi bir başarıyla sonlandırmanız lazım. Ama siz tek seans geliyorsunuz. Mesela yanak geliyorsunuz tek seans. Ne zaman çıktı, ne kadar döküldü takibini sağlayamıyoruz. Veya siz üşengeçlik yapıyorsunuz, sürekli arayan biri yok. Ama paket sistemini biz kontrol ediyoruz. Niye gelmedin, nasıl gitti, dökülmen nasıl, her şey yolunda mı? Bir ara seans uygulayalım. Bir memnuniyetsizliğiniz varsa yanınızdayız. Sürekli bir istişare halinde oluyoruz. Şimdi inanın bu Gündür Hanım olsun, diğer güzellik merkezleri de olsun. Paket açılıyor ya, sürekli gelmektense bir an önce bitirmenin derdindeler. Yani şimdi bu kana oluşabilir insanlarda. Evet. İşte paket açıyorlar, sürekli beni çağırıyorlar. Efendim bir an önce onları da bitirmenin derdindeler. Kesinlikle öyle. Gündür Hanım biliyorsunuz 3 yıldır beraberiz, programımızı yapıyoruz Gündür Hanım'la. Bunu da söylediği için ben gönül rahatlığıyla söylüyorum. Kendisi tabii ki kesinlikle. %100 bitmesi söz konusu değil demiştir. Aynen öyle. Bakın
Bunu söyleyen insan yalan söylüyor. Afaki konuşuyor. Yani hocam bu konuda olamaz. Biraz bilgi verir misiniz? Kesinlikle. Yani izleyenlerimize sizin ağzınızdan çok önemli. Şimdi zaten akla ters söylenilen şeyler. İşte 8 seansta bitireceğim artık hiç kılı çıkmayacak. Yok inanmayın. Ben söylersem bana da inanmayın. Çünkü yaşıyoruz. Çok öyle bir şey duymadık sizden. Yaşıyoruz yani nefes alıyoruz, su içiyoruz. İçtiğimiz su bile kökleri besliyor. 40 günde yetişen tavuğu yiyoruz. Sürekli vücudumuzun dengesiyle oynanılıyor. Hormonal bozukluklarımız var. Bu tabii. Mümkün değil. Ama tabii ki siz gidiyorsunuz, gidiyorsunuz, gidiyorsunuz. Bir sene sonra iki ay gitmediniz, bakıyorsunuz yine aynı şekilde çıkmışsa tabii ki işlemde başarısız olmuş demek. Ben ne diyorum? Geldiniz, anlaştığımız şartlarda paketinizi bitirdiniz. Nedir? Üç ayda bir şurada iki tane çıktı, burada üç tane çıktı, işte burada beş tane var. Bu normal, bu çıkacak. Bu, ben bunu baz alarak söylüyorum. %80'dir cevap verecek. Hangi cihaz, kim yaparsa yapsın hastane bünyesinde yaptırın. %100 kıllarınız asla bitmez. Size cevap vereceği kısım %80'dir. O %20'lik kısımda da biz danışanlarımızı mağdur etmiyoruz. Ek bir ücret talep etmeden 3 ayda bir, 4 ayda bir lokal bölgelerine yine bir yüzeysel atış mutlaka gerekiyor. Biz de yapıyoruz. Şimdi hocam atış diyoruz. Bu atışlar mesela kimisi korkuyor gelmiyor. Tabii ki aynen. Çok hafif bir sızlama. Çünkü evet. Ben de denedim. Evet. Yaptılar. Bazı insanlar işte korkuyor. Bir elektrik çarpması gibi. Tabii tabii. Hayır, çok korkuyorlar. Yani çok basit bir o anlık bir acı hissedebiliyorsunuz. Aslında yani acı var mı demek istiyorum. Yani ben yaklaşık 8 yıl önce falan lazerle tanışmıştım. Kendi merkezim yokken bir yerde yaptırmıştım. Çok aşırı canım acımıştı. Sonra ben araştırdım. Bu kadar zorsa insanlar gelemezler. Teknoloji ilerledikçe dediğiniz gibi buna da çözüm buldular. Şimdi sıcak hava gelirken aynı anda hatta iki katı kadar soğuk hava üflüyor cihaz. Tabii. Bu yüzden bir şok etkisi yaratıyor. Hem sıcak hem soğuk olduğu için hiç acı hissetmiyorsunuz. Hiç yani. Hatta danışan kalkıp diyor ki acaba olmadı mı? Niye hiç canım acımıyor? Hocam bir de teknoloji gelişiyor. Evet. Sizler de o teknolojinin ürünlerini hep getiriyorsunuz. Sürekli yatırımlar yaptığımız şimdi, için. Evet. Son model cihazlarla çalıştığımız için. Evet. Bazı salonlarda ben isim vermeyeceğim tabii ki. Böyle bir şey söz konusu evet. değil. Hala eski cihazlarla çalıştığı için o acı biraz daha acı duyulabilir. Artık yani, son cihazlarla. Son cihazlarda inanın acımıyor. Kesinlikle artık. Hiçbir şey hissetmeden acı, bunları yok, yaşıyorsunuz. Gönül rahatlığıyla gelebilirler. Yani. Şimdi hocam paket dedik. Tam evet. Tüm vücut. Ortalama kaç seans oluyor? Dediğim gibi bu standartta olamaz. Her kişide farklı reaksiyonlar sonucunda farklı sonuçlar alıyoruz ama genellikle 8-15 seans aralığında bu bahsettiğim %80'lik sonuç geliyor. Ama sonradan da var ise. Tabii ki biz bayanlar mutlu muyuz? Hayır tabii ki değiliz. Hiçbir tane kalmasın isteyen. Ben tam anlamıyla mutlu olan bir kadın görmedim hocam. Biz bayanlar olmasa kaba olur mu? Sen de görmedin bir bayan olarak. Sen Zayşe erkeksen şöyle. Evet, bu insan yani olur, mutlaka tabii. Ki daha fazla gelmek istiyor. Hani bizde seans sınırlaması da olmayınca daha sık gelmek istiyor. Yanlış bir şey yapıyor. Çok fazla tamamlazerden ekmek yiyor olabiliriz. Ama çok fazla gitmek derinizi inceltir. Hocam peki radyasyon içeriyor mu? Hayır, kesinlikle şey radyasyon yok. Kesinlikle. Hani, asla. Şu telefonun daha fazla radyasyonu var. Ha, evet, bunu duydum da. O yüzden açıklama gereği duydum. Tabii ki bu sorularla çok karşılaşıyorum evet. Ben de. Radyasyonla alakası yok. Bir ultrason cihazı değil, bir şey değil. Yani. Tabii hamilelerde yapılmıyor. Yurt dışında çalışıyorlar. Çalışıyorlar ama biz Türkiye'de çalışmıyoruz. Türkiye'de çalışsalar bile ben çalışmıyorum. Çünkü dediğim gibi hamile bayanlar çok böyle sudan nem kaparlar. Gerek yok. Yani böyle bir şeye gerek yok. O süreçte kesinlikle gelmeyin diyorum. Hatta böyle bir ikilemdeyseniz tam teşhis koyulmamış, gidip tahlil yaptırmamış ben seans almıyorum. Hani bayan diyor ki böyle bir tereddütüm var yoksa girme. Ne olur ne olmaz çünkü o... Allah korusun başka bir şeyler olur, sebebi siz olursunuz. Yani o da değil. İlk ben yaşadım ya o yüzden çok duygusal bakıyorum olaya. Yani ilk 2 ile 8 hafta aralığında çok kötü reaksiyonlar olabilir. Yani istenmedik sonuçlarla karşılaşılabilir. O yüzden gerek yok. Hamile danışanlarımızı zaten kesinlikle almıyoruz. Evet. Yapmıyoruz, yaptırmayın da. Gerek yok. Bir şey olmaz, tüylü olun. Bebeğe zarar hocam, gelmesin. Hem sorularımız var hem mesajlarımız var. Tabii onlara ki. Da bakacağız. Ben mutfağa döndüm. Kevser, bitirdiniz. Bitirdik biz. Elin hızlı maşallah. Tabii şefim de yardım etti. Tabii ki de Sezai Üstan'ın da yardım etti. Sezai Üstan'ın da. Sen lakabını biliyor musun Sezai Şef? Hayır. Aslan parçası. onun da çok hızlıdır maşallah. İki hızlı bir araya gelince valla üç çeşit hemen 40 dakikada hazır. Değil mi? Aynen öyle. Kevser hiç düşündün mü bu Master Şef'e falan başvurmayı? Hayır. Bak Sezai Şef'in başvurdu. Almadılar gerçi.
Çok tecrübelisin dediler ona. Tecrübelileri almıyorlar. Biz sana basit kalabiliriz. Öyle bir şey. Nasıl beğeniyorsun mesela programı, sana sorayım. Şöyle bir nefes aldırayım. Tabii tabii. Aramadım. Ben bu sezon MasterChef'i dün mü vardı? Dün izledim herhalde. İlk defa. Ne, hiç izlemedim desem o programı. Ben izledim. Kaçırmıyorum. Ben seyrediyorum. Evet, fanı çok onun. Ben seyrediyorum. Niye seyrediyorum? Biraz yemek fikri almak için. Doğru, mantıklı, evet sizin. Evet, yemek fikri alayım istiyorum. Bazen de o realiteyi seviyorum. Evet. Anlatabildim mi? Abi biz MasterChef'i gerçeğini yaşıyoruz ya. Gerçeğini yaşıyorsun. Gerek yok. Artık nefret ediyoruz değil mi? Bir de televizyonda izlemeye hiç ihtiyaç duymuyoruz. Artık kendimden başka aynada bile kendimi şef olarak görmek istemiyorum. He? Aynen. Vallahi öyledir, doğrudur. Şefimizi çok yormuşlar ya. Bu sene hakikaten. Vallahi çok yordular. Bu sene gerçekten çok yordular. Değil mi? Geçen sene 1500 kişilik otelde çalışıyorduk. Bu sene 500. Bu sene daha çok yoruldum. Ben geçen sene hiç yorulmuyordum. Evet. Gündür Hocam, bir ay veriyorum. Bir ay sonra özleyecek. Bence de. Bir ay sonra, evet. Özleyecek. Bakın bunu unutmayın. Alanya çünkü, bölgesine gitmem. Başka yere bölgeye gidersen. Bodrum'a Alanya... git hocam ya. Bodrum oralar çok güzel. Çok güzel. Bodrum'a git. Bodrum'daki orada... oteller daha iyi bence. Evet. Peki şimdi ilk bölümde konuştuk Gönül Hocam sizin olmadığınız zaman. Ruslar evet. ve Türk turistler vardı dedi Alanya'da. Kevser Şef. Alanya'da yine Ruslar var. Bildiğim kadarıyla. Bodrum tarafında. Var ama çok değil. Alanya kadar değil. Sanki Alanya'ya gittiğinizde Rusya'ya gitmişiz gibi. Aynen şey. Öyle. Bir dönem Alman Türk şehriydi. Türk arası yok. Yazılar hep İngilizce. Evet, bir dönem Alman şehriydi. Bu neredeyse. Bu nasıl bir algı yani? Şimdi Rus şehri gibi. Evet yani. Kötü hissediyorsun ya. Sizin çok güzel bir otelde kaldınız. Evet. Ben biliyorum. Genelde çocuklu ailelerin gidebileceği bir oteldi. Aynen. Evet. Sosyal medyada da orada da yabancı çıkıyor. Vardı ama. Orası Antalya'daydı. O gittiğim yer. Siz evet. Orayı sormuştunuz. Orada da vardı ama Alanya'daki kadar değil. Değil yani, değil mi? Yine değil. Oraya böyle Pakistanlı, İran kaldığımız otelin sahipleri çünkü öyleymiş. İran sahipleri İranlıymış. Çok da büyük bir marka bilirsiniz siz biraz, belki. Biraz dedikodu yapalım. Rusları çekiştirelim istiyorum. Neden Ruslar? Şimdi yok o anlamda söylemedim. Ruslar Kevser yolda gelirken bir şey dedi. Ruslar dedi çok pis bir millet. Gerçek. Yani hiç hijyenleri yok. Hmm. Ve bu pandemiye çok şeyler. Hiç uymuyorlar. Evet. Kendilerini temizlemiyorlar. Maske yok. Sizin var mıydı? Evet, çünkü otel zorunlu tutuyor. Maske takmasan seni içeri almıyor. Misafire maske. Bu Türkiye'de aynı şekilde. Sadece yabancı değil. Yabancı daha ağırlıklı. Maske takıyorsun. Hayırdır, ben tatile geldim. Takamam. Yok, almıyorlar. İlk şart bu zaten. Sözleşmeyi imzaladık biz gittiğimiz yerde. Maske takacak. Evet. Tabii. Gerçekten. Olması da gereken bu. Yani dezenfektan kullanmadan seni almıyor restorana. Aynen. O yüzden gittim. Ateş falan ölçülmesi gerekiyor. Yani sürekli mesela Bodrum'da gittiğimiz yerde de şu masayı bana tahsis ettiler. İşte mesela ben buranın garsonuyum. Milat Bey'in masası sadece tatilin bitinceye size kadar ben hizmet veriyorum. Başka çok biri değil. Bir şey. Masa? Masa da bana ait. Başka biri kesinlikle oturamıyor. Size, harika bir şey. Çok size. İyi. Çok süperdi. İyi bir yöntem bence. Süperdi yani. Açık büfede değil mesela işte. Anakart. Onlar çıkarıyor, sen seçiyorsun. Orada çok rahat etti. Kendi gidip kuyruk beklemiyorsun. Kafanda soru işareti yok. Hastalıklı var mı falan filan. Çok güzeldi yani. Tabii çok farklı otellerde de kaldılar. Ben o otelin de reklamını çok yaptım inanın ki. Şu anda müşteri var değil mi? Bir gece daha kalın dediler. Vallahi kalın dediler bir gece daha. Değil mi? Bakın burada da söz oldu, söylüyoruz. Evet. Ama iyi şeyler söyleniliyor. Yani memnun kaldık, söylüyoruz. Fazla değil. Ben de bir gece istiyorum yani. Evet, vermişin esprisi tabii. Şimdi konumuza dönelim. Biraz nefes alalım istedim. Evet. Boğmayalım sadece evet. Lazer'e. Kesinlikle. Şimdi hocam, her geçen gün yeni cihazlarla destekleniyor Lazer'de. Evet. Mesela takip ettiğiniz bir şey var mı cihaz? Yeni bir cihaz. Getirmeyi düşündüğünüz. Yani biraz daha bir tık daha güçlüsü. Zaten mesela diyot lazer, bu ütüleme deniliyor. Türkçesi böyle jeli sürüyorsunuz şöyle şöyle gezdiriliyor. Bu yasaktı. Evet. Bizlere yetmiyordu. Uzman estetisyen belgesiyle evet. Siz bu cihazları merkezinizde bulunduramıyordunuz. Ama yaklaşık 3 aydır serbest. Dermatologlar kullanıyor genelde. Evet ama 3 aydır bize de müsaade geldi. Edildi. Yasalaştı. Çok güzel. Şu anda hiçbir sorun yok. O cihazla çalışıyoruz. Belki onun bir segment üstü olabilir. Birkaç ay sonra sürpriz olsun. Yine işleyeceğiz demek ki. Birkaç ay sonra inşallah. Bu şekilde talep olursa bir cihaz daha gerekiyor. Etkin. Yani evet biraz daha derinin altına gidebiliyoruz onunla. Değil hani mi? Seans sayısı daha azalabiliyor. Seans sayısı hiçbir azalıyor. Hiçbir cihazın kötü olduğunu düşünsem inanın ben merkezime bakmam zaten. Sonuç alamadığım, başarısız olduğum bir şeyi insanlara bu çok güzel demem. Ama
yanına bir kombin gerekebiliyor bazen. Bazen gerçekten çok inatçı akıllarla savaşabiliyoruz. Her kişide farklı sonuçlar. Anne kız geliyor, anne pürüzsüz olmuş ama kızda hala da sorun yaşadığımız üyelerimiz tabii ki var. İnatlaşabiliyor. Tabii ki. Değil mi? O süreçte de bir ekstraya gerek varsa biz de mutlaka yapacağız. Yoğunluktan dolayı da aslında ekstra bir cihaz almamız lazım. Çok İnşallah doğru. Birkaç ay içerisinde bir tane daha olacak. Hayırlısı olsun diyelim. İnşallah. Çünkü Gündür Hanım biliyorsunuz hep söylüyoruz. Yeniliklere biraza taşıyan insan. Estetik bakım, güzellik bakımında. Bundan da şüphemiz yok hocam. Evet, getireceğinizde. Evet, inşallah. Şimdi hocam buz lazer onu bir başka gün işleyelim isterseniz. Siz nasıl isterseniz. Çünkü buz lazer ve ikisi kombin farklı. Şeklinde amacı aynı olsa da. Biz kombin yapıyoruz. Mesela işte atış cihazına 7-8 seans girdi. Bir 5-6 tane de buz lazer diyot. Buna girmeniz gerekiyor diyormuş. Çünkü gözeneklerinizin kapanması lazım. Eğer şimdi gittiniz tamam çok temizsin. Ama gözeneklerin açık. Çok öyle danışan geliyor. Farklı bir merkezden. Daha gözeneklerin neredeyse yarısı açık. Paketim bitti demişler. Biliyorum 2 ay gitmezse o kızın yine kılları çıkacak. Bu süreçte de bizde de aynı sorun olduğu için diyot lazerimiz var. Orijinal diyot buz lazerimizle. Evet. Mesela benim bütün gözeneklerim kapalı. Bir hamilelik geçirdim. Bir tane bile kılım çıkmadı. Çünkü bu işte cihazın etkisi. Hormonlarım yükselse bile, ilaç kullansam bile ne olursa olsun gözenekleriniz kapanmışsa çok aşırı bir kıl çıkmaz. 3 tane, 5 tane o da zaten sizi rahatsız etmez. Şimdi kombin yapıyoruz dediniz buz lazerle. Yaz aylarında da devam edebiliyor o yüzden. Tabii. Değil mi? Tabii. O yüzden güzel yazın bir uygulama. Yazın biz çalışıyoruz zaten. Yazın çalışılmıyor. Koruma etkeni yüksekse zaten Elazığ'ı genellikle biz dikkat ediyoruz. Böyle güneşlenme muhabbeti çok fazla yok. Bronz tende sadece çalışmıyoruz. Yoksa normal yaz diye hani kolu taramamazlık yapmıyoruz. Hocamın kolunu tarayabiliriz Alanya'da olmasına rağmen çok bronz değil. Çok yanmamış. Çalışmaktan fırsat mı bulamadınız? Ne güzel. Ne güzel. Çok büyük bir artısı. Gerçekten yanmamış. Öyle insanlar var mı ya? Yanmayan. Bilemiyorum valla. Ben hiç yanmam. Biz güneş ama kapkara olduk. Sana bir kötü haberim var. Derisi yanmayan içi yanarmış sana. Ya espri yapıyorum. Ya istedim. Gerçekten bir şey bekledim. Gerçekten. Efendim, merak ettim demiş izleyicimiz. Şefe neden kısır yaptırdınız? Alengirli bir yemek yaptırsaydınız keşke demiş. Alengirli neyse. Yani daha farklı böyle değişik bir yemek. Metuçino gibi bir şey mi? Yaptık onları da. Şekilli şukullu MasterChef'te yapılanlar gibi demiş hatta bir de eklemiş. MasterChef'te değiliz. Ama burası Milad'ın mutfağı. Yani. MasterChef değil. Tabii ki. Yani biz şimdi şunu söyleyelim. Elbette ki onlara da yer veriyoruz. Onları da yaptırıyoruz değerli izleyenler ama biz orta halli insanlarımızın mutfağında ne geliyorsa yani program amacımız o. Kesinlikle. Hem bütçe olarak hem bizim yiyebileceğimiz yemekler olarak. Anadolu yemeği, evet dünya mutfağından örneklerimiz de var, yok değil ama böyle bir şef, ünlü bir şefi de yakalamışken Kevser'imiz kısır gibi. Kısır yaptıralım dedi. Ona da yapıyor muydun orada? Ne? Kısır yapıyor muydun? Tabii ki de çok gidenlerimizden. Bir de soğuk yemeklerde değil mi? Benim soğuk mutfak. Soğuk mutfakta da uzman kendisi. O yüzden bunları seçti bugün. Kendisi seçti yani biz yaptırtmadık onu da söyleyelim. Dedi ki bunları yapalım. Hatta bir tane daha eklemişti. Neydi o da Kevser? Haydari vardı. Haydari de vardı. Dedik fazla olur. Yaptırmadı. Fazla olur artık dedik. 3 tane fazla yoğurmayalım istedik Kevser şefimizi. O yüzden yoksa eminim versek istesek alangirli miydi? Alangirli yemeği de yapar emin olun yani. Ne oluyorsa alangirli. Ben de bilmiyorum ne oluyorsa. Evet. İyi yayınlar. Şefin ellerine sağlık. Harika görünüyor. Ellerinize sağlık. Ama Milat Bey bu güzellikleri yiyerek kilo aldık demiş izleyicimiz. Gerçi siz formunuzda görünüyorsunuz. Başarılar diyorsunuz. Yok valla ekran biraz zayıf gösteriyorlar. Hayır yoyo zayıflamışsınız Milat Bey. Siyah. Değil mi? Yoyo zayıflamışsınız. Valla. O kadar değil. Oğlum. Şimdi bunu söyleyen değerli izleyenler. Kötülüğü öğünde, öğünde 4 ekmek yiyen bir adam ya. Şu ama zayıflığa incecik. Bakar mısın ya? Ya komplekse sokuyor. Ama bu abartı yok ha. Bakın, ben görüyorum zaten Milan. 4 ekmek yiyor bir öğünde ya. Ekmeğini alıp geliyor yayından sonra. Vallahi 4 ekmek yiyen bir insan ya. Ya ben 140 kiloydum. Vallahi. Yani en fazla yediğim bir ekmektir şimdiye kadar. Her öğünde mi 4 ekmek? Vallahi 4 ekmek yiyor. Her öğünde. Vallahi diyorum ya. Günde kaç ekmek? Günde 2 defa yiyorsa 8 ekmek. Sözüm bitti ya. Ama bu adam zayıf işte. İşte gıcık oluyorum bunlara. Birkaç işte çalışması lazım.
Vallahi gözü kovuyor. Hani böyle taşı alıp kafasını ezlesi geliyor insan. Kaç işe gerek yok, fırında çalışsa yeter. Değil mi? Vallahi ya. Ya işin esprisi tabii. Çok sevdiğim bir insan Kadir. Avantajlılar ama onlar işte. İşte keşke bünye, biz de öyle olsaydık. Bünye efendim, bünye. Evet. Bünye metabolizmaları yakıyor. Çok hızlı çalışıyor. Bünye metabolizma hızlı yakıyor. Bizler genç adam. Hani derler ya, su içsek olur, yarıyor. Aynen öyle, su içsek yarıyor. Evet. Abi biz ne yapacağız? Elbette ki yememizi, içmemize ve sporumuza, hareketliliğimize. En büyük sorunumuz hareketsizlik. Türk insanının en büyük sorunu hareketsizlik. Değil mi hocam? Kesinlikle. Arabalardan inmiyoruz. Tembeliz. Tam tuvaletlere arabayla gideceğiz. Tembeliz. Vallahi çok tembeliz. Tembel bir milletiz. Öyle maalesef. Efendim, Günur Hanım çok başarılı buluyorum demiş Günur Hanım'ı. Ona sorum, buz lazer diğer lazerlerden ne farkı var? Hangisini önerir bize demiş değerli bir izleyenimiz. Teşekkür ederiz, sağ olsunlar. Yani dediğim gibi mesela atış dediğimiz, Alex dediğimiz cihazlarda evet, siyah kalın kılda daha etkili. Hemen döküldüğünü görüyorsunuz. Ama incelip böyle sarı gibi, kökü tam siyah olmayanlarda ve gözenek sorununun dağılması için diyota, buz lazere ihtiyacınız var. Yani diyot demek dediğim gibi ütüleyerek. Böyle cihaz şu şekilde, jeli sürüp bu şekilde çalışıyoruz. Diğerine tık 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 tabanca gibi atıyoruz. İkisi bu şekilde çalışıyor. O ondan iyi, bu bundan kötü diyemiyorum. Çünkü ikisi kombinlenince ben sonucu elde ettim. 8000 tane danışanım var benim. 7800'ünde falan bu başarıyı maşallah, elhamdülillah. Evet. bu şekilde elde ettik. Yani hani başlangıçta sadece atış cihazımız vardı ama yok olmuyor, bakıyoruz bir eksiklik var. Neden seans sayısı uzadı? Tabii ki Fatih hocam araştırdı, buldu. İzleyemiyor bugün, çok yoğun o da. Teknik şeylere katkı yapıyor. O araştırdı, çok inceledi. Bu cihaz çok iyi dedi. O yüzden buz lazerde de böyle bir İnsanların bir şeyi var yani, canım acımayacak, soğuk, işte güvenerek geliyor, buz lazer olsun, ne olur buz lazer olsun, ne olduğunu bilmiyor aslında. Sadece canım acımayacak psikolojisiyle çok duymuş, sorulunca biz de iki tane de ondan aldık. Hocam biz duymuşuz, Orasan'da evet, halı dokunuyor, enlemi, boynam. Şimdi yani ikisi de bizde geldiniz, danışanımız oldunuz, ikisine de girmeniz gerekiyor ki sonuç alabilirsiniz. Sonuç alabilirsiniz. Şu güzel iyidir, bu kötüdür kesinlikle çok demiyorum. Şimdi hocam bununla ilgili bir soru var, bakın. Tamam, dinliyorum. Hemen üzerine geldi aslında. Değerli izleyenler, buradan efendim sesli olarak konuşamıyoruz. Mesaj yoluyla lütfen. Ne güzel bir tabak. Görsele ya. Görsele bak ya. Hocam iyi yayınlar. Lazer benim canımı çok yakıyor. Acaba bu cihazla mı ilgili demiş. Aslında buyurun, bu soruya cevap vermiştik. Evet, bazen acı eşiğiniz düşük olabiliyor. Cihaz da çok etkili olamayabiliyor ama genellikle hep bu oranlarda acılar hissediyorsanız estetisyene söyleyin, cihazın derecesini düşürsün. Yine mutlu değilseniz bir ağrı kesici atıp seansa gidin. Hiç mutlu değilseniz ne yaparsanız yapın, dayanamayacak kadar acınız varsa merkezinizi değiştirin. Merkezinizi değiştirin. Demek ki o cihaz sizin canınızı acıtıyor. Canınızı acıtıyor olabilir. Hocam bir başka mesaj. Yaz tatili dönüşü bronzlaşmış olmanın lazere engeli var mı? Yanıklara sebep olur mu? Ne kadar beklemek gerekir? Kesinlikle. Aslında güzel bir soru. Evet. Ben onu da soracaktım. Bu bugün sorulması gereken sorulardan biri. Teşekkür ediyoruz. İyi bir izleyici. Kesinlikle bronz tende çalışılmaz. Çalışırsanız %100 yanarsınız. Leke olur. Kalıcı bir leke değildir. Bu sizin ömür boyu yaşamayacak. Birkaç ay içerisinde açılır. Ama o psikolojiyi yaşamaya değmez. 3-5 tane kılınızla yaşamanızı tercih ederim. Ne yaparsanız yapın, kim yaparsa yapsın mutlaka lekelenme olur. Bu da moralinizi bozar. Hem bir işletmecinin morali bozulur. Yapan kişinin, çok fazla baskı kuranlar üzerimizde. Ya hayır, benim düğünüm var, alacaksın. Yani ne olursa olsun ben seansa gireceğim. İnanın ki bunlarla karşılaşıyorum gün içerisinde. Şey istiyorum, arkadaşlardan da hani yazılı bir dilekçe. Sorumluluk bize ait değildir. Kesinlikle danışan kendi isteğiyle bronz tende çalışılmasını talep ediyor. İsim soyisim imzalıyoruz. Yani o kadar ki çaresizleşiyoruz. Değil mi? Hocam şimdi önemli bir soru daha var. Onu da sormak istiyorum. Çok güzel bir soruya temas etmiş. Yani konuya temas etmiş izleyenimiz. Lazer epilasyon işleminin ileride olası bir kanser teşhisinde kemoterapiye engel teşkil ettiği doğru mu? Kesinlikle değil. Kesinlikle böyle bir açıklama yok. Önemli bir bence. Yani Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklama şu. Evet. Diyor ki mesela Allah korusun işte ben kanser oldum ve kemoterapi almam gerekiyor. Hem lazere hem kemoterapiye giremezsin diyor. Sana demiyor hani sen yıllar önce lazere gitmişsin, yok sonra kemoterapi yapmayalım, etkisi düşer. Böyle bir yasal açıklama yok. Zaten böyle bir şey olsa biz böyle rahat rahat bu işleri yapamayız.
direkt kapanır işletmelerimiz. Hastane bünyesinde yapılan bir işlemden bahsediyoruz. Bugün bütün hastanelerin lazer epilasyon bölümü var. Artık bu kadar rahat çalışılıyor. Öyle bir tehlike olsa mümkün değil. Kesinlikle mümkün değil. Vücudunuzda bir ışınla yaşamıyorsunuz. Ben size seans aldım, ateş attım, bitti gitti. Yarın gidin ne tedavi görüyorsanız görün. Yani sizin üzerinizde bir etkiyle, bir ışınla ömür boyunca yaşamıyorsunuz. Adanın daha modern hali. Böyle düşünün. Ay gidiyorum acaba bir şey olur mu? Kısır olur muyum? Çocuğum olmazsa ileride. Bunlarla karşılaşıyoruz. İnanın gün içerisinde hatta şey diyorum sesimi kaydedeyim herkese bunu mu dinlesem? En az 50 defa ben bu cümleleri kuruyorum. Şimdi artık bunu sormayı düşünmüyordum açıkçası. Çünkü herkes biliyor. Evet. Ama izleyenimizin bir sorusundan yola çıkarak hem hocam da size cevap varsa sevinirim. Hocam yaş olayı. Kaç sınır? Onu soracağım. Evet. Kızım 16 yaşına demiş. Tüylenme problemi var. Acaba lazer için erken mi demiş. Değil. Şimdi yaş olayı orada bir açıklarsanız. Erken değil. Çünkü ya, bunu artık anlata tabii ki, çok şey oldu. Çünkü bunları sormaları belli gerekiyor. Evet. Bunlar önemli konular. Eğer ki özel dönem aşamasına geçmişse bu kızımız ve düzenli olarak 6 ay hanımefendiliğe ulaşmışsa bir kadın doğum uzmanının da onayıyla. Bunu çağını geçmişse demek istiyor evet, hocam. Evet. Gelebilir. Evet. Yani tabii ki bir hekim görsün. Evet. Hormonal bir sıkıntısı yok. Kisti yok. Her şey yolunda. Sadece kılı var. Lazere gidebilir. Bu onayla aldığım çok danışan var. 15 yaşında bile var. Ama önce bir doktora gönderiyorum. Annesi götürüyor. İyi bir evet, hekim gördükten sonra yapılabilir veya yapılamaz diye bize yönlendiriyor. Bir yaş sınırlaması yok yani kısacası. Hocam teşekkür ederim. Gönül hocam ben hormon tedavisi görüyorum. 22 yaşındayım. Evet. Demiş izleyenimiz. Polikistik overim var. Evet. Lazer yaptırabilir miyim demiş. En savaştığımız bu işte. Bu kıl bitmiyor. Milat Bey vücut sürekli üretiyor. Sürekli. Sanki ya bakıyorsun. Hormonal bir rahatsızlık. Evet, 2 ay önce gelmiş kız almışsın hiç girmemiş gibi. Bu çünkü vücut bunu üretiyor. İşte sivilcesi olabilir, kılı olabilir, kilosu olabilir, stresi olabilir bu tarz. Mutlaka tedavinizi yarıda bırakmayın. Evet. Bu şekilde çalıştığım danışanım çok fazla. Size de hizmet vermek isteriz tabii ki. Ama tedaviyle birlikte destekleyerek sadece bize gelip ilacınızı bırakırsanız, görmüş olduğunuz tedavi yarıda kalırsa kıllarınız yine aynı şekilde çıkar. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Efendim Mipat Bey demiş. Ben Milat efendim. Onu söyleyelim. hani Milattan önce. Milat hani Milattan önce Milattan sonra var ya o Milat diyorum. Mipat değil efendim Milat onu söyleyelim. Ben bekarım demiş. Tüm vücut lazer epilasyona girmemde sakınca var mı? Hiçbir sakınca yok. İşte aslında çocuğum olur mu olmaz mı o endişesi var kızımızın. Hiçbir sakıncası evet, yok. Gönül rahatlığıyla gelebilirsiniz. Yine söylüyorum böyle bir tehlike olsa hastanelerde yapılmaz veya Sağlık Bakanlığı sürekli kontrollerden geçiriyor. Cihazların ölçümlerine kadar bakılıyor. Direkt bu işletmeler kapatılır. Mümkün değil böyle bir tehlikeyi ne biz göze alabiliriz ne de yapan arkadaşlarımız ne de devlet böyle bir şeye izin verir. Hiçbir zararı ziyanı yok. Çünkü biz sizin doğurganlığınızla veya işte lenf bezlerinizle kanser olurum. Lenf bezi cildin 7 santim altında. Biz 3,5 milimetre kadar aşağıya inebiliyoruz. Yani sizin sadece kıllarınızla bizim işimiz. Derinizle bile değil. O yüzden gönül rahatlığıyla yaptırın. Bunlar yani kesinlikle ya asla hastarı olmayan şeyler. Ama insanların kafası karışıyor, korkuları var. Çünkü eskiye nazaran mesela her 10 çiftin bakıyorsunuz 7'sinin çocuğu olmuyor. E nedir? Hemen lazeri yapıştıralım. Lazere hocam, gittim ondan mı olmadı? Birçok sizi özlemişler. Birçok mesajımız var ama artık son mesajımı ederim, okuyorum. Sağ olsunlar. Hocamın gözü kısırda böyle. Şöyle ben kısırda bakıyorum. Efendim yiyeceğiz merak etmeyin. Hemen son sorum. Buz lazerin kesin sonuç vermediği doğru mu demiş ve tableti kapatıyorum. Çok özür diliyorum sizlerden de bundan sonra soramayacağız. İnşallah zamanımız kalmadı. Başka bir zaman sorularına evet, cevap veririz. Tabii. Buz lazer de diğer lazer de yani A firması da B firması da %100 kılınızı hiçbir zaman bitirmez. Ama başarısızdır demektense kombinlenince daha başarılı oluyor diyelim. Hani bizim merkezimizde de buz lazere çok girmek istemiyorlar. Neden? Çünkü diğer atışa girdiğinde tertemiz çıkıyor. Ama onda bir 20 günde falan dökülüyor. Bu konu çok uzar. Biz haftaya da bunu işleyelim isterseniz. Bence de buz lazeri çünkü önemli konular işleyelim bunlar. Süremiz de bitti. Yani böyle 20 günde falan anca dökülüyor. Kısa seni bekliyorum. Ben kısırım. Evet, evet efendim. Şimdi bir hocam şu 3 çeşidimiz. Tavuk salatamız, kısırımız ve şakşukamız. Üçünü bir denesin. Çok bize lezzetli gözüküyor bekliyor. Ben vallahi de deneyeceğim bu arada. Dayanamıyorum çünkü. Ben de kısırı salatalık domates bırakmayanlardanım. Sulandırdığını düşünüyorum. Nasıl
Çok mantıklı ve çok lezzetli. Afiyet olsun. Herkes kısır yapsın akşama. Şakşukamız, ona bakalım. Çok güzel. Kısır da öyle, o da öyle. Bir de şu salataya bakacağım efendim. Nasıl hocam? Çok hangisine güzel. Baktın? Kısır mı yedin? İkisine de baktım. Ellerine sağlık. Afiyet harika olsun. Devamı var değil mi? O tabağı atanı yakalamak lazım Milat Bey. Vallahi. Bu şefe tabak atılır mı? Atılır mı yani? Hele ne kadar lezzetli olmuş. Doğru. Kevser ellerine sağlık. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. Senin de ellerine sağlık. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Hocam sana sonsuz teşekkürler. Ne demek? Ben hoş geldin. Teşekkür ederim. Çok getirdim. Keyifliydi. Vallahi bir hafta. Çok sağ olun. Bir hafta görüşemeyince özlüyoruz. Aynen hocamızı. Öyle. Vallahi. Çok değerli. Ben çok severim, seviyorum. Kardeşim Allah razı biliyorsunuz. Olsun. Sağ olun. Hem eşini ailece bir mukavele. Biz de öyle. Özlüyoruz. Bir de araya iki hafta girince bayağı bir özlemişiz. Biz de artık biz hanımla evde oturuyoruz. İşte Gülnur Hanım bugün burada. takip ediyoruz. Oradan takip ediyoruz. Derya hocamı da çok özledim. Evet. Selam olsun izliyoruz. Selam olsun. İnşallah görüşelim en kısa zamanda. Ben çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Için, verdiğim bilgiler için. Ne demek? Önümüzdeki hafta yine bizlerle birlikte olacak biliyorsunuz. Lazer epilasyona devam edeceğiz. Lazer merak ettiklerinizi konuşuruz yine. Merak ettiğiniz soruları da atabilirsiniz çarşamba günü. Çok uyarsınız. Şöyle sudan alayım. Efendim biz ayrılan sürenin yine sonuna geldik. Ben Kevser Şef ben. Kevser Mezunum. Çok ünlü, değerli bir şefimiz. Elazığ'ımızın yetiştiği değerli birisi. Meslek hayatında zannediyorum bu sürede Elazığ'da bir yerde çalışacak. Ya da evde oturacak. Bilmiyorum. Nasıl düşüncelerini söylemedi bize. Ama kısa bir süre sonra da seneye böyle sezon açılınca otellere gider o. Duramaz diye düşünüyorum. Alıştı. Alışmış derler ya bizim Elazığ'da. Alışmış kudurmuşlar beterdir. Aynen öyle. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Şu üç kuralı hatırlatarak programımıza bugün nihayetlendireceğiz. Neydi? Covid'den korunmak için. Aslında sadece Covid'den değil, birçok mikroptan korunmak için. Maske, mesafe ve hijyen, temizlik. Ne olur bunlara riayet edelim. Sadece kendimiz için değil, toplum için riayet edelim. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Yarın Allah kısmet ederse saat 15'te birbirinden değerli konuk ve uzmanlarımız ve birbirinden lezzetli yemeklerimizle yine karşınızda olacağız. Hoşça kalın efendim. Görüşmek üzere.